Nadia Hanım, şimdiden iyi eğitimler diliyorum. Teşekkür ederiz Cem Bey. Arzu Hanım, sizi şimdi gördüm. Şimdiden iyi eğitimler. Teşekkür ediyoruz. Sesini kesmiş. Benim sesimi nasıl kesersiniz ya? Arzu sen mi yaptın bunu? Tabii ki. Tek ben kesiyorum sesini. Yani ben öğrendim yıllar içerisinde. Ne yapıyorsun Cem? Çok özledim sizi. Ya vallahi biz de sizi Nadia Hanımcığım. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Pandemi mahvetti bizi. Sorma, bir kahve içmeye önceden Sapanca'ya gidip hava atardık arkadaşlarımız. Artık onu da yapamıyoruz. Düşün yani. Para var, huzur var diyelim biz ona. Evet. Hem zaman hem para. Yani ne yaparsın? Zenginlikti o zamanlar. O zaman zaman zenginiymişiz gerçi. Ya boş harcadık zamanlarımızı. Şimdi daha da boş harcadık inşallah. Bir dahakine böyle yapmayacağız. İnşallah sizi de İzmit'te yapacağız Nadia Hanım. İnşallah. Nadia Hanım'a Kartepe falan civarında. Kartepe, Baş İskele hangi ilçeden isterse bize buluruz Nadia Hanım. Sen anladın beni, sen anladın Cem. Ben seni çok iyi anlıyorum Nadia. Nadia Hanım, Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Artık birilerini görmeye aç olduğumuz için böyle seviniyoruz görüntülü görüşmelerde. Öyle oldu gerçekten. İnşallah geçecek, yüz yüze kavuşmalara başlayacağız. İnşallah az kaldı diyelim de az kalsın. İnşallah zararsız bir şekilde. Evet. Şu iş daha fazla. Kaç katılımcı oldu acaba şu anda? Şu anda 46. 46 oldu. Dilerseniz son 3 dakika 47 yapalım. 47 oldu. Yasim Bey biliyorsunuz Arzu Hanım 50 demişti sizi. Daha böyle bir acık daha var. Evet, Arzu Hanım dediğini bekliyordum. Gerekirse ben tamamlarım kendimden. Binadakilerden diyorsun çağırır. Cem Arzu dedi ki 50 kişinin altında olursa çıkmam dedi. Öyle mi? Ben de yapamam tek başına arzusuz. Dolayısıyla şimdi 50'ye sayı tamamlandı. Yoksa biz 50'yi haydi geçeriz Nadia Hanımcığım, Arzu Hanımcığım. Ben hiç inanıyorum İzmit'e. İzmit'e güveniyorum o konuda. Yani ben kudreti göremiyorum ama ya bilemedim şu an. İçimizde İrlandalılar var. Büyük acentelerimden ümitliydim yani. Diyordum varsa yoksa ama işte senin zaten... büyük acenten benim. Kudret değil yani. Bir de öyle düşün. Ben ebat olarak kastettiydim. Sen yanlış anladın Cem. O birazcık daha hani aramızda öyle ya ondan. Yani benim. İnşallah duymuyordur Nadia. Duyguları değişir o değişebilir. Yok canım yani şey olarak. Nadia daha dakika bir pot kırmaya başladın yani. Estağfurullah. Bize kırdığı potlar biz öper başımıza koyarız. Sıkıntı yok Nadia. Ay ay. Ay gitti bedava kahvelerim, kahvaltılarım. Artık bittim. Cem Bey sorularınızı hazırladınız mı? Valla benim hiçbir sorum yok. Benim için her şey yolunda, sıkıntı yok. Ya arkadaşlar size Cem Bey'in bana yaptığı sürprizi anlatayım madem öyle. Hani siz bilmiyorsunuzdur eminim Nurgül Hanım ve Yasin Bey. Bir gün geldi şirkete. Böyle devasa bir ekmek. Boyutunu size yemin ediyorum abartmıyorum. Zaten benim biraz küçüğüm ya. Bana tabii daha da dev geldi bu. Dedi bir ekmek. Bu ne dedim? Sen ekmek çok seviyorsun ya. Senin için gittik özel olarak yaptırttık getirttik dedi. Ben bir Lazım. Tipik bir Lazım. Ve böyle hani çok iyi bilirsiniz. Ekşi mayalı ekmek vardır. Böyle kesersiniz kokar. Ve ben onun için gerçekten ölürüm. Bayılırım. Cem de sağ olsun orada bir fırın keşfetmiş. Almış oradan getirmiş. Ben bir hafta boyunca yedim ama inanın bana. Vallahi yedim o ekmeği. Yani, olsun. Yani dolayısıyla hani 40 hatrı vardır derken kahvenin ekmeğinde var. Ekmeğinde var eminim. Nadia Hanım teşekkür ederiz bu bilgi için. Yüz yüze olan ilk komite toplantısında Cem
daha da büyüğünü yaptıracak. Hayır. Yasin, börek sözüm var. İlk komite toplantısına da. Çok güzel. Ekşi mayalıdan devam edelim ama. Kesinlikle ya. Gözüm dönüyor. Bak, benim hiç öyle isteklerim yok. Hiç. Arzu, isteğin olsun. Yemiyorum, içmiyorum. İsteğin olsun diyelim biz de. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Üyelerimiz katıldıkça ben buradan kabul edeceğim. Bugün sağlık sigortası ürün eğitimiyle ilgili sunumumuz olacak. Sayın yetkililerimiz burada. Öncelikle ben komite başkan yardımcımız Sayın Nurgül Moldur'a sözü bırakmak istiyorum bir açılış konuşması için. Nurgül Hanım, buyurun. Değerli misafirlerimiz ve katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır COVID nedeniyle maalesef bir araya gelemiyoruz. Komitemizce düşündük, durup beklemenin anlamı yok. En azından bir şeyler yapalım, dijital ortamda da olsa bir araya gelelim istedik. Bu nedenle ürün eğitimi yapalım istedik. Çünkü en karlı yatırım, insana yapılan en karlı yatırım eğitimdir. Acentelerimiz ve acente çalışanları ürüne hakim olmadığı zaman ürün satışından kaçınıyorlar ya da başarısız oluyorlar. Bu nedenle sırasıyla şirketlerimizden ürün eğitimi ve hasar yönetimi gibi konularda eğitim talep ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz desteklerine. Eğitimimizin ilkine Mafre Sigorta şirketimizle başlıyoruz. Mafre Sigorta'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize keyifli, verimli bir eğitim diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun Nurgül Hanım, teşekkür ederiz. Yine komite başkanımız Olcay Hanım da bizlerle birlikte. Olcay Hanım, sizden de bir konuşma rica edelim. Merhabalar herkese. Ben vakit ayırıp katılan tüm acente ve acente temsilcisi arkadaşlara öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim için evet en büyük yatırım eğitim gerçekten. Özellikle son zamanlarda sağlık poliçeleriyle ilgili görüyorsunuz ki çok fazla bilgi kirliliği var. Doğruyu doğru yerden, doğru bilgiyi doğru yerden almak lazım. Bunun için ben bize hızla dönüş yapan Mafre Sigorta'ya da çok teşekkür ediyorum yetkililerine. İlk önce sağlık sigortalarıyla başlamak da bence acenteler açısından çok iyi olacaktır. Katılan herkese çok teşekkürler. Bunun son, yani şeyin sonrası, toplantı sonrasında herhalde soru cevap kısmımız da olacaktır. Orada da çok daha net bilgilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve sözü Mafre yetkililerine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Olcay Hanım, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Olcay Hanım da bahsettiği gibi sunumları için Mafre Sigorta, Bireysel Sağlık Sigortaları Teknik Risk Analizi Kıdemli Müdürü Sayın Arzu Tansu aramızda ve Medikal İşlemler Kıdemli Müdürü Sayın Doktor Nadiye Hacı Ömeroğlu sunumları yapacaklar. Ben de sunumları için kendilerine mikrofonu bırakıyorum. Değerli katılımcılarımızdan ses mikrofonlarını kapatmalarını rica edeceğiz. Sunum sonunda soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkürler. Tekrar herkese merhaba. Biz de öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizi ilk şirket olarak aranızda bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi sağlık sigorta, Arzu Tansuk ben. Zaten söylediniz. Teknik ve risk analizinden sorumluyum. Ürün herhalde şu an Nadia Hanım sizde değil mi konut? Evet. Başlayalım mı? Tamam. Ben başlıyorum. Peki, size Mafre Sigorta'nın sağlık ürününden bahsedeceğiz. Genel olarak tabii ki şirketlerce bazı şartlar ve uygulamalar değişiklik gösterebiliyor. Bizim de kendimize öz yaptığımız... Sizin de çıkma tamam. Evet, tamam öyle. Görüşürüz. Duyabiliyor musunuz? Ya ben kapattım buradan. Buyurun, devam edebiliriz. Tamam. Şirketlerce birbirinden farklılık gösteren uygulamalar, şartlar tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Ben öncelikle bizim ürünümüzle size başlayan bir açıklamalarımızı yapacağız. Özel sağlık sigortasından başlıyoruz. Yani bugün şu anda başlayacağımız yer ilk özel sağlık sigortalarından başlayacağız. Burada kimler sigortalanabilir, işte teminatlar nelerdir, anlaşmalı kurumlar nasıl...
ömür boyu yenileme garantisi dediğimiz bir sağlık sigortalarında uygulama var. Bundan bahsedeceğiz. Grup poliçeleri nasıl kısaca değineceğiz. Yine doğum teminatı ve bizim kendi şirketimizde olan, diğer şirketlerde farklı adlarla olan bir bebek için preterm, postterm diye ekranda gördüğünüz bir teminatımız var. Ondan bahsediyor olacağız. Özel sağlık sigortaları biliyorsunuz hani devletin kamu olarak hizmet sunuyor. Genel sağlık sigortası adı altında insanlar, vatandaşlara bir sağlık hizmeti zaten sunuyor devletimiz. Ama onun dışında insanlar hastanelerle ilgili tercihleri doğrusunda farklı bir şekilde tedavi seçeneğini de kullanıyorlar. Bunun için de özel sağlık sigortaları satın alabiliyorlar. Özel sağlık sigortasının kapsamında hastalık ve kaza sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini karşılıyor. Belli limitler dahilinde, teminatlar dahilinde, şirketlere göre değişen özel şartlar ve tüm şirketler için aynı olan genel şartlar çerçevesinde olası risklere karşı koruma sağlayan bir ürün bu. Genel şartlar biliyorsunuz Hazine Müsteşarlığı'nın hazırladığı tüm şirketler için aynı olan, özel şartlarda bu şartların aleyhine şart yazamadığımız, sigortanın lehine olabilecek her türlü iyileştirmeleri yapabileceğimiz şirketlerin kendine göre belirledikleri şartları oluşturuyor. Özel sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatı adı altında iki teminat duyacaksınız. Bu teminatlardan yatarak tedavi teminatı ana teminattır. Bunların detaylarına zaten ileriki slaytlarda bahsediyor olacağız. Neden sağlık sigortası sorusuna cevap verecek olursak, bir kere sağlık sigortası, evet genel sağlık sigortası adı altında devletin sunduğu bir sağlık hizmeti var. Ama burada yani Sosyal Güvenlik Kurumu dediğimiz SGK, A grubu özel hastanelerde yani çok daha maliyetleri yüksek olan büyük hastaneleri, örnek verecek olursak İstanbul'da mesela işte Amerikan, işte Memorial, Acıbadem grubu gibi, bu hastanelerde A grubu olarak sayıyoruz ve bu SGK da kendi maliyetlerine göre bu hastaneleri zaten sınıflandırıyor. Burada da her branşta SGK anlaşması yok. Yani onkoloji, kardiyoloji gibi branşlarda evet SGK ile anlaşması var ama diğer branşlarda olmadığı için ne yapıyoruz? Vatandaş olarak oraları tercih ettiğimizde buradaki tedavi masraflarını kendileri üstleniyorlar. Burada da sağlık sigortasına ihtiyaç tabii ki burada biraz zaten doğmaya başlıyor. Ya da SGK ile anlaşmalı olan, aslında tüm branşlarda da anlaşmalı olduğunu bildiğiniz bazı özel hastaneler de var. Medical Park gibi, Medicana gibi. Burada da bazen öyle durumlar var ki hani SGK evet geçiyor ama orada SGK ile anlaşması olmayan hekimler olabiliyor. O hekimleri tercih ettiğinizde yine SGK'nızı kullanamıyorsunuz. Özel olarak tekrar bir fark ücreti üstüne ödemek zorundasınız. Ve sağlık harcamaları sizlerin de bildiği gibi aslında yani bir mal sigortalarında yani otoda, kas, konutta bir sigorta bedeli var. Ama sağlık sigortalarında bildiğiniz gibi herhangi bir bedel yok. İnsanın herhangi bir bedeli tabii ki yok ve tedavi masraflarının da ucu bucağı yok artık. Nadia Hanım burada da bize örnekler verebilir belki. Özellikle SGK'nın kapsamadığı ilaçlar, işte tıbbi bazı malzemeler, bunlar her halükarda sigortalının kendi cebinden çıkmak zorunda kalacak. Bazı ilaçlar var ki özellikle mesela kanser hastalığında bizim de yaşadığımız birkaç vaka var. Yani 2 milyon tutarında bir kanser ilacı biliyoruz. FDA onaylı olduğu için bizim ödeyebileceğimizi de söyleyeyim bu ilacı. Yine çok bir sigortalımız işte hatta yani kötü bir anı oldu bizim için. Ufak bir çocuk sigortalımız vardı. 10 yaşında. Kanser, evet 10 yaşında kaybettik ama yani 2 yıl boyunca yaklaşık hastanede yattı ve haftalık ilaç masrafı herhalde bir 600 bin lira falan mıydı? Yani şöyle 10 yaşındaki bir sigortalı 2 yıl boyunca yine A-plus bir hastanede yaptı. SGK elinden geldiğince çoğu ilacı ödedi. Ama onun dışında 2 yılın toplam bana maliyeti, mafyaya maliyeti 4,5 milyondu. Yani dolayısıyla bunları kimse cebinden çıkarıp verebilecek bir bütçe değil. Böyle çok fazla vakamız var. Özellikle şu korona döneminde sizler de çok iyi biliyorsunuz A-plus hastanelerindeki tutarların nerelere gittiğini ve bunların ne yazık ki hiçbirimizin ödeyecek bütçesinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten böyle çok fazla örneğimiz var.
İşte bu ciddi rakamlar da aslında sağlık sigortasına olan ihtiyacı çok daha fazla ortaya çıkarıyor ki insanlar tabii ki sağlık sigortasının önemini ilk başta anlayamıyorlar. Ya başlarına bir vaka gelmiş olması gerekiyor ya yakınlarını ya kendilerini. Yani hala hastane maliyetlerinin, ameliyat maliyetlerinin ne kadar yüksek olabildiğini çok fazla bilen vatandaşımız yok. Aslında bunu bildiklerinde bu belki de primlerimiz çok çok ucuz gelecek. Yani o maliyetlere karşılık alınan primler riskler karşılığında çok daha uygun. Kimler sigortalanabilir? Bu bizim buradaki tabii ki yaş limitleri şirketimize ait. Yaş limitleri bunlar şirket bazında değişiklik gösteriyor. Mafre sigorta olarak biz Türkiye'de ikamet eden kişileri sigortalamak istiyoruz. Ve 14 günden büyük bebekler, yani şu anda yeni doğmuş bir bebekle bir aile geldiğinde bir haftalık bir bebekse onun 14. günün doldurmasını bekliyoruz. Onun nedeni tabii bir takım hastalıkları bir 14 günlük süre içerisinde ortaya çıkacağı için bir bekleme süresi gibi düşünebilirsiniz. 14 günden büyük bir bebekse ve 60 yaşından küçük kişiler için ilk defa bize sağlık sigortası yaptırabiliyorlar. Burada tabii ki 60 yaşından küçük kişiler dediğimiz ilk sigortalanma yaşıdır. Yani gidip 59 yaşında biri sigortalanıyorsa 60'ından sonra sigortasını iptal ediyoruz demiyoruz. Ama ilk giriş yaşı olarak bir sınırımız var ve bu bizim için 60. Şirketimizde doğan bebeklerle ilgili de şöyle, anne bizde sigortalıysa ve bizde doğum yaptıysa, ki bu doğumu bizim ödememiz gerekmiyor. Yani teminatı olmayabilir. Bahsettiğimiz bir annelik teminatı annelik teminatı ile ilgili eğer doğum bizde gerçekleşmemiş, yani biz ödemediysek bile yeni doğan bebekler doğum tarihi itibariyle sigortalanabiliyor. Bunlar için zaten özellikle bir teminatımız var. Yani mafre bebeği diyoruz biz onlara. Onunla ilgili de detayı ileriki slaytlarımızda veriyor olacağız. 0-18 yaşındaki çocuklar mutlaka aile kapsamında bizden sigortalanıyor. Ama sadece bir şartımız, ekstra bir durumumuz var. 12 ile 18 yaş arası çocukları biz tek başına sigortalayabiliyoruz. Aile, anne veya baba sigorta ettiren olması şartıyla. Neden sağlık sigortası? Aslında biraz önce sağlık sigortasıyla ilgili ihtiyacı biraz anlatmaya çalışmıştık. Ama insanların genelde sağlık sigortasına şimdiye kadar tanışmamış olanları yeni müşteri olarak sizinle karşınıza geldiği zaman belki ya da işte bir takım müşteri size gelmeyip siz müşteriye gittiğiniz zaman o satışı gerçekleştirmek için bazı tepkilerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Sosyal güvenlik kurumu bana yetiyor diyor kimisi. İşte bu güvenceyi sağladığını düşünüyor. Yeterince parası olduğunu düşünenler var ki kendi sağlık harcamalarımı kendim karşılayabilirim diyor. İşte sağlığım yerinde diyor çünkü şu ana kadar hiçbir sağlık harcamasıyla karşı karşıya kalmamış. Belki yaşı, belki sağlığı iyi olduğu için. Ve bununla ilgili çok sağlık harcamalarını karşılayabileceğini düşünenlere biraz önce zaten söyledik. Gerçekten ucu bucağı yok dedik sağlık harcamaların. Bazı kişiler de... Ben bir şey söyledim miyim? Çok sustum ya, dayanamıyorum Arzu. Yani yanlış anlamayız. Yok, konuşacağın zaman gelecek. Ben de susacağım. Şöyle bir şey. Ben size sadece kendimden küçük bir örnek vermek istiyorum burada. Gerçekten ben de aynı şeyi düşünüyordum. Tüm kardeşlerim hekim. Dolayısıyla ben de acile hasta getirirken, ambulansta çalıştım uzun bir süre. Hasta getirdiğimde ihtiyacım olmadığını düşünüyordum o zamanlar sektörde özel sigortaya. Ama siz çok iyi biliyorsunuz. Devlet hastaneye gidiyorsunuz. Hastayı alacak yerimiz yok. Üzgünüm diyorlar. Ve o anda ben o hastanın yerinde olmayı hiç istemedim. Çok canım yandı. Doktora yalvarıyorum, ben bunu eve götüremem. Durumu çok ağır diye. Bir an annemi düşündüm ve hiç unutmuyorum. Hemen koşa koşa geldim. Benim anneme çok acilen poliçe yaptırmam lazım dedim. Çok şanslıyım çünkü o dönemde annem de gençti. Rahatlıkla poliçesini yaptırdım. Şimdi 10 küsür yıldır annemin poliçesi var. Ve iyi ki yaptırmışım diyorum. Çünkü artık gözüm arkada değil. Onlara bir şey olduğunda istedikleri hastaneye gidip tedavilerini olabilecekler. Ama işte bu da ne oluyor? Başınıza gelmediği sürece yani ne gerek var dediğimiz olay işte bu oluyor. Evet. Daha önce farkındalık yaratmak önemli tabii ki. Sağlık sigortasının çok pahalı olduğunu düşünenler var ve genelde böyle bir biraz belki kırılmış olabilir ama çok daha önce hatırladım. Yani insanlar sağlık sigortasının hep pahalı bir ihtiyaç olduğunu ve bunu bütçesini aşacağını düşünüyor ama siz de biliyorsunuz ki birçok teminat yapısına sahip ürünler var sektör içerisinde şirketlerin.
ve her belki bütçeye uygun bir ürün ve özellikle son dönemde yine anlatacağımız ürünlerden bir tanesi tamamlayıcı sağlık sigortası. Çok daha az maliyetle teminat altına alabileceğimizi gösteriyor. Şimdi teminat gruplarından biraz bahsedecek olursak yatarak tedavi teminatı dedik. Sağlık sigortalarında ana teminatı. Mutlaka zaten yatarak tedavi teminatı ana teminatı olarak veriliyor. Bazen sigortalar ben doktor işte tanı tahlil için diyorlar. Acaba mikrofonu kapatabilir miyiz? Tamam. Yatarak tedavi teminatı dedik. Ana teminat. Tekrar açıldı galiba mikrofon. Tamam. Tıbben gerekli dahili yatış ve cerrahi yatış yani ameliyatlı veya ameliyatsız yatış gerektiren 24 saati aşan yatış gerektiren durumlara biz yatarak tedavi teminatı altına alıyoruz, veriyoruz bununla ilgili harcamaları buradan karşılıyoruz. Hayati bir tehlike olabilecek acil durumlar yani acil müdahale gerektiren durumlar yine yatarak tedavi teminatı kapsamında ve küçük müdahale dediğimiz ufak uygulamalar ya da işte alçıya alınması gibi uygulamalar. Burada sağ tarafta sunumda gördükleriniz bir hastanede yatarak aldığınız hizmetleri göstermekte. Yatarak derken de az önce Arzu Hanım'ın size söyledi. 24 saati geçen artık hastaneden çıkamazsınız ya da çıkarsanız herhangi bir şekilde bütünlüğünü kaybeder. Yani bizim dediğimiz işte bu yoğun bakımlık hale gelebilecek hastalar için kullanılan kelimedir bizde. Dolayısıyla hayati tehlikesi olacak şeyler diye kastettiğimiz buradaki cümlede aslında o. Dolayısıyla bu durumları biz yatarak tedavi diye düşünüyoruz. Çünkü bir doktorun takibi gerekiyor diye. Yan taraftaki teminatlarda bunlara birkaç tane örneğini verdik. İşte bir kemoterapi, radyoterapi hiçbir zaman evde alınabilecek bir şeyler değil. Ya da işte anjiyo ya da işte burada çok net bahsedilmiş mesela protez ve suni uzuvlarda şöyle ameliyatta kullanan protez ve suni uzuv olarak düşünün. Onları da yine bu teminatlarda değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bizim güzel de bir hizmetimiz var. Oldu hastanede yatmak istemiyor. Malum hastane enfeksiyonları çok fazla risk altına alınmak istemiyor ama onun aslında bir doktora ve hemşireye başında ihtiyacı var. İşte o zaman da biz ne yapıyoruz ona? Evde bakım veriyoruz ona. Bu teminatlar sınırlıdır ama dolayısıyla bu teminatı kullandırıyoruz. Diyoruz ki sen eve git sana bir tane doktor bir tane de hemşire verelim. Orada senin tedavini düzenlesinler diye hatta bakımını gelip kontrol etsinler diye böyle teminatlarımız. Tüm bunların hepsi yatarak tedavi teminatı altında. Burada biliyorsunuz anlaşmalı kurumlarımızda herhangi bir koasürans ya da bir katılımları olmaz sigortalıların. Böyle bir teminatlar bunlar. Burada bir de özellikle bence şeyde altını çizmek lazım. Kemoterapi, radyoterapi en ciddi hastalık olan kanser tedavisinde aslında yatış gerektirmeyen ama gerçekten ciddi bir rahatsızlık tedavileri olduğu için ilaç ve ışın tedavisi bunlar da yine yatarak tedavi teminatına sahip olan sigortalı için karşılanıyor. Hastane networklerimiz var. Bu networkleri nasıl oluşturuyoruz? Tabii ki bizim çalışma maliyetlerine göre. Yani bu hastane daha kötüdür, bu hastane daha iyidir değil. Tabii ki otelcilik hizmetlerinden de kaynaklanan bir takım maliyetleri bize farklılaştırılmış durumda. A, B, B1 ve C olarak biz kendi şirketimizin network ağını bu şekilde adlandırdık. Her şirketin kendine özel kurduğu anlaşmalı kurum network'ün isimleri farklılık gösterebilir. Bizde A network en büyük, en geniş yani aslında tüm anlaşmalı kurum network'ümüzü içine alan hastane grubunu anlatıyor. A network dediğimiz zaman içinde en belirgin hastane yani yine maliyet anlamında en pahalı olan Amerikan Hastanesi diyebiliriz. B'yi tercih eden kişiler bu Amerikan Hastanesi'ni aslında anlaşmasız kurum olarak kabul etmemize izin veriyor. Bu ne demek? Aslında hiç Amerikan Hastanesi'ne gidemez demiyoruz. Gidebilir ama önce sigortalı kendi harcamalarını Amerikan Hastanesi'ne gittiyse B network alıp kendisi öder. Ondan sonra anlaşmasız kurum katılım payı olarak yani bizim anlaşmasız kurumda ne kadar ödeyeceksek o katılım payı oranında geri ödemeyi alabilir. Burada B1 denilen network'ta yine mesela içinden bir kurum daha yani Acıbadem Hastanelerini mesela çıkardığımız bir network grubudur. Bunların tabii ki çalışma maliyetleri dedim bize ucuzluk anlamında networkleri sıralarken
bizdeki prim anlamında da daha düşük prime doğru gidiyor. Yani A network poliçelere ait primlerimiz daha yüksek. C network dediğimiz biraz daha kısıtlı network, işte görüyorsunuz Florence Nightingale, Memorial, Acıbadem, Amerika'nın haricindeki diğer kurumları kapsayan bir dar network'ümüz var. Onun tabii ki prim maliyetleri daha düşük oluyor. Sigortalarınız bunları kendi tercihine göre seçebiliyor. Mafre'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bir aile poliçesi içerisinde herkes farklı teminat plan alternatifleri seçebiliyor. Sektörde diğer ürünlerde bazen ailece aynı teminat ve network'ü almak zorunluluğu bulunur. Bizde burada bir kolaylık var. Yani insanlar kendi bütçelerine göre aslında işte eşimin ben her türlü işte kuruma gitmesini istiyorum, Amerikan dahil olsun da ben C network benim için yeterlidir. Ben Medical Park'lara da giderim, işte Yeditepe'ye de giderim vesaire diyorsa bunu kendisi o planı alıp eşine, çocuğuna farklı bir plan alternatifi, farklı bir network alternatifi alabiliyor. Aynı şekilde bu uygulama çok iyi biliyoruz. SGK'da da vardır. Yani devlette de vardır. Devlette de ne vardır işte? Eğitim veren üniversite ayrı yerde tutulur. Özel üniversiteler ayrı yerde tutulur. Onun dışında da bir de özel hastaneleri kendi içinde klase etmiştir. Hatta bir dönem böyle çok yankılandı. Bunları A, B, C, D toplam 6 klasmana ayırdı. Ne dedi onlara? İşte örnekleri tamamen farazi veriyorum. Lütfen bu örnekleri şey yapmayınız, hani gerçektir diye algılamayınız. Demiştir ki işte Yunus Emre Hastanesi, sen muayenede sadece 10 lira alabilirsin. Fark daha fazla alamazsın. Medica'na sen 20 lira alabilirsin, daha fazla alamazsın. Medical Park sen ne alabilirsin? 30 lira alabilirsin, daha fazla alamazsın. Bunları da SGK şöyle ayırdı kendi içinde. İşte metrekare olaraktan olması hastanenin, hastanede hangi branşların olduğu, o branşlara göre bakabileceği ve yatırabileceği kaynakların olup olmadığı ve içindeki tabii ki tamamen malzemelerin olup olmadığı, MR ünitesi var mı, tomografi ünitesi var mı diye böyle değişik değişik sınıflara ayırdı. Aynı şekilde de bu büyük hastanelerin de bu kadar üstün olmasını ya da işte pahalı olmasının sebebi aslında öyle. Bazı hastanelerde gerçekten bazı branşlar yok. Branşlar belki dışarıdan var ama servisleri yok. Ya da işte MR'ı var ama işte MR'ı daha farklı diye kendi içinde kendilerini klase ederekten fiyatlarını ona göre belirlediler. Dolayısıyla arzu ona göre fiyatlar belirledi onlara. Burada ondan hemen önce anlaşma kurumlarla ilgili söyleyeceğim bir şey de yani neden biz bu anlaşmalı kurum ağını kuruyoruz? Sigortalıya faydası noktasında nedir? Direkt ödeme kolaylığı tabii ki. Yani sigortalı bizim anlaşmalı kurumlarımıza gittiğinde poliçede belirlenmiş katılım payı oranında, yani sadece kendisine ait varsa bir katılım payını ödeyerek hastaneden ya da kurumdan ayrılabiliyor. Yani geri kalan tüm ücreti biz direkt kuruma ödediğimiz için sigortalının aslında ilk anda anlaşmalı kuruma gittiğinde cebinden çıkacak sadece bir katılım payı varsa o da poliçesindeki teminatında o olacak. Geri kalanın her şeyi Nadia Hanımların ekibi provizyonunu kuruma vererek direkt ödeme onayı verecekler. Böylece anlaşmalı kuruma gitmenin tabii ki hem bizim tarafımızda hem sigortalı tarafında bir faydası olmuş oluyor. Biz de daha tabii ki bu sözleşmeleri yaparken daha uygun fiyatlarla hizmet aldırabiliyoruz sigortalılara. Bir yandan da sigortalının teminatı olmayan, yani mesela yatarak tedavi teminatı alan bir sigortalının ayakta tedavi teminatı sahip değilse bu kurumlara gittiğinde bizim için Mafre sigortaya özel olan indirimlerden de faydalanabiliyor. Bu da ayrıca bir avantaj olarak sigortalıya sunulmuş oluyor. Burada Nadia Hanım bize tabipler veriyor. Tamam. Biraz TTB'den bahsetmek istiyorum. Güzel adıyla WHO'dan. Çok iyi biliyorsunuz SGK'da da devlette de SUT diye bir uygulama vardır. Nedir o? İşte sağlık uygulama tebliği diye. Bir muayene kaç birimdir? SUT birimi vardır onların. Yani gittiğiniz hangi devlet hastanesine giderseniz gidin. Kayseri Devlet Hastanesi, Malatya Devlet Hastanesi, Bakırköy Devlet Hastanesi muayene aynıdır. Değişmez. 17.05'tir. Bu bir kuraldır. Bunu SUT belirler. Yani onların bir Excel'i vardır böyle. İşte üniversite hastanesine giderseniz 18.05 der bunun muayenesini. Daha fazla ödemez. Yani bunlar SGK'nın yaptığı. Aynı şeyde özel sektör. TTB diye bir şey dediler yıllar öncesinde. Aslında Türk Tabipler Birliği kendi adını koydu önce buna.
Türk Tabipler Birliği özel hastanelerin, özel muayenehanelerin bağlı olduğu birimdir. Burada kaydınız yoksa, yani herhangi bir şekilde kaydınız yoksa herhangi bir muayenehane falan açamazsınız zaten. Böyle bir kuraldır. Bunlar da kendi Excel'lerini oluşturdular, kendi fiyatlamasını oluşturdular. Bunları da nasıl oluşturdular? İşte birim birim oluşturdular. Ne dediler? Normal muayene 25 birim. Eğer bu kadın doğum muayenesi olursa ultrasonlu muayene oluyor. Bunun adı 55 birim. İşte eğer siz bir safra kesesi operasyonu olacaksanız bu 400 birim. Eğer bunu işte laparoskopik olacaksanız böyle şu kadar birim diye değişik birimlere ayırdılar. Bunlar ne oluyor peki? Biz buna göre neye davranıyoruz? Bunlar her sene zamlanıyor. Her sene zamlanan ama bu birimler değil aslında. Bu birimlerin yapıldığı ildeki katsayıdır. Biz nasıl hesaplıyoruz bunları? Bu birimi o anki, yani o işlemin yapıldığı ilin katsayısıyla ve onun da bir KDV ile çarpımıyla hesapladığımız bir şey. Her sene TTB il katsayılarını değiştiriyor. Geçen sene 9.17 idi, bu sene 10.7. Bir önceki sene 8.03'tü mesela. Bunlarda ne oluyor aslında? Sağlık enflasyon zammı oluyor. Bir önceki sene %14'tü, bu sene ne yazık ki %18 oldu. Yani o da etkilendi ne yazık ki bu dolardan, eurodan, her bir şeyden. Maaşlarımız o kadar etkilenmedi yalnız, onu da belirteyim dedim arada, ne bileyim içimden geldi söyleyeyim. Dolayısıyla bu birimlere göre bizlerde, daha doğrusu bizler demeyeyim, arzularda, orada taşı arzu yatıyorum, zam yapıyor hemen poliçe primlerine, söyleyeyim size. Ben size ödeme yapıyorum, arzu zam yapıyor. Nasıl? Aynı zamanda Nadia Hanım reddedebiliyor ama. Onu da söyleyelim o zaman. Mı dedin ya? Onu demeyeydin. Ne güzel şimdi ilk defa bir farklı bir şey yapmaya çalıştım. Hava atayım dedim. Peki. Şimdi, teminat. Ayakta tedavi teminatı dedik. Yani yatarak tedavi ana teminat dedik. Yani mutlaka olması gerekiyor poliçe içinde. Sigortalının tercihine göre isterse ek teminat olarak ayakta tedavi teminatını ekleyebiliyor poliçeye. Tabii ki bu prim maliyetini arttıran bir faktör. Çünkü burada biraz daha ayakta tedavi yatarak tedaviden farklı bir durum içeriyor. Yani burada sigortalının tamamıyla biraz da inisiyatifiyle kullanılan bir teminat bu. Herhangi bir şikayeti varsa belki hani çok doktora gitme alışkanlığı olan, yani mesela ben hani hemen koşmuyor olabilirim ama diğeri başı ağrısa doktora gidebilir. O yüzden bu kullanım frekansı anlamında sigorta şirketlerinin tarafında da daha yani maliyetli bir teminat. Burada yatış ve acil müdahale gerektirmeyen doktor muayeneleri, yani herhangi bir şikayete bağlı olacak doktor vizitleri, ilaçlar, tabii ki bu reçeteli ilaçlardan bahsediyorum. Yatış gerektiren bir durumda verilen o ilaçlar değil. Tanı amaçlı yapılan bütün tetkikler, kan tahlilleri, röntgenler, ultrasonlar, işte ekolar ya da ileri tetkik gerektiren, ileri tanı amaçlı incelemeler diyoruz. Bunlar tabii ki işte tomografiler, MR'lar, PET-CT gibi, gastroskopi, kolonoskopi gibi girişimsel tetkik. Yani aslında orada da bir çeşit bir müşahede altında kalma durumu var ama biyopsi yapılıyor, bir tetkik için yapılıyor bu işlem ve tanı koymak için yapıldığı için yine ayakta tedavi teminatı dahilinde ödenir. Anjiyografiler yine bu tanı yine konulmak için yapılır. Ama burada mesela özellikle parantez içinde belirtmişiz, koroner anjiyografi. Yani bu koroner anjiyografiyi ayırıyoruz, onu yatarak tedaviden ödüyoruz. Bunun da nedeni biraz daha girişimsel tetkik yani olarak daha önemli ve riskli ve işlem yapıldığı için de aynı anda stent takıldığı için vesaire, bu işlemi yatarak tedavi teminatı içinde ödemesini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Seanslı ayakta tedavi işlemleri var. Bunlara daha önce fizik tedavi diyorduk ama onun yanında da PUVA denilen, işte hiperbarik oksijen tedavisi denilen, PRP denilen bazı seansla yapılan işlemler olduğu için bu teminatın adını da biz geçmiş yıllarda hep fizik tedavi diye ve rehabilitasyon şeklinde özetlediğimiz teminatı seanslı ayakta tedavi işlemleri adı altında topladık. Bunlar dediğim gibi ek teminat olarak sigortalı isterse poliçesine ekleyebileceği bir teminat. Poliçe maliyetini arttıran bir teminat dedik. Yani herkes almayabiliyor. Bazen diyor ki ben yıl içerisindeki ayakta tedavi masrafım geçen yıl ne kadar oldu? Ben 2000 lira harcadım bu iş için. Gidip ne bileyim 3000 lira verip belki ayakta tedavi teminatı almak istemeyebilir. Ya da çok sıkça doktora giden ya da işte orada bazı girişimsel tetkik ve ileri tetkik denilen işlemlerin maliyetleri de çok yüksek. Yani gastroskopi, kolonoskopi aşağı yukarı İstanbul'da böyle iyi bir hastanede 2000 civarında bir gastroskopi, değil mi, ortalama 2000-2500 civarında değişiyor.
O yüzden ciddi bir rakam aslında. MR'lar yine kuruma göre değişkenlik gösteren ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu da tabii ki prim maliyetini arttırıyor. Ama sigortalılarımıza biz MAFRE olarak ayakta tedavi teminatı almak istemeyebilir. Ama sadece yatarak tedavi teminatı isteyen kişilere destek ayakta tedavi teminatı adında bir teminat oluşturduk. Bu ek teminatı sadece yatarak alan kişiler ekleyebiliyor. Bunu da tercih edenler, dediğim gibi ayakta tedavi çok pahalı, gerek yok deyip ama bunu ekleyebilirim alternatifini sunabilirsiniz. Neden? Çünkü sadece primi %10 etkiliyor. Yani yatarak tedavi priminin sadece %10 fazlasıyla bu teminatı veriyoruz. Ve verdiğimiz teminat limitsiz. Ama nasıl bir limit var? Yani tutar olarak limiti yok. Evet, sadece 30 günlük bir limiti var. Bu da yatış gerektiren, yani ameliyat aslında, ameliyatlı bir tedavinin arkasından bunu değerlendirip verebiliyoruz. Ameliyat gerektirmiş bir durumun, ameliyatın 30 gün öncesindeki ve 30 gün sonrasındaki ayakta tedavi masraflarını limitsiz ve %80 oranında ödüyoruz. Buna biz örnek vererek biraz anlatmaya çalışıyoruz. Mesela yatarak tedavi, sadece yatarak... operasyon olacak mesela diyelim Arzu. Senin en çok zorlandığın ben konu. Ben de diz diyecektim. Dizden giriyorum ben hep. Ortopedi seviyorsun ya, sen ondan, ben genel cerrah olacağım. Şimdi ortopedi benim işim biliyorsun. Evet, aynen. Karın ağrısı. Mesela ben bir örneğimi vereyim. Sen de senin örneğini ver bence. Tamam. Hani ağrısı var, hastaneye gidiyor. Hemen ultrason çekiliyor. Aa diyorlar, sizin safra kesenizde taş var. Hemen de almamız lazım. Çünkü kanalı tıkıyor, yazık size. Şimdi burada bir bakıyorsun poliçenin sadece yatarak tedavisi var. Ben de ne yapıyorum? Evet, size tanı konulmuş. Tanı konulana kadar hiçbir şey ben ödemem. Çünkü sizin ayakta tedaviniz yok. Ve ameliyat olacak. Evet, ameliyatınızı öderim. Çünkü artık tanı konmuş, bir tedavi yapılacak size diyorum. Orada Arzu geliyor, sizi kurtarıyor. Diyor ki niye destek ayakta almadım? Bak, destek ayaktan olsaydı ben senin tanı konana kadar, yani o bir ay öncesindeki tanı konana kadar olan giderlerini ödeyeceğim. Tabii ki tanı kondu, hastaneden çıktı. Çıktı ama işte kendisine aynı zamanda ilaçlar verildi. Belli bir ilaç kullanması gerekiyor. Dolayısıyla ben o ilaçları da ödüyorum. Diyorum ki evet, artık onları da ödemem lazım. Çünkü siz destek ayaktanız var diyorum. Aslında sigortalının hem teşhisini tamamlamış oluyor bu, hem de tedavisini tamamlamış oluyor. Dolayısıyla ben o kısmı ödüyorum. Ama aslında şu anda size Arzu'nun vereceği diz örneği daha da güzel bir örnek. Onu da söyleyeyim. Yok, hayır, aynı örnek. Bence çok güzel anlattın. Orada bir de fizik tedavisi var. Yani şöyle, benim orada vereceğim, ben bugün dizim ağrıyor ve doktora gideceğim. Sadece yatarak tedavi teminatım var. Dediğiniz gibi ben ne yapıyorum? Gittiğim zaman cebimden doktor muayenemi, eğer doktorun istediği herhangi bir tetkik, ki bu genelde MR olacak, ve MR'ımı da kendi cebimden ödemek zorundayım. Bu senaryoyu kenara alırsak, bu zaten artık ondan sonra ameliyat derse evet, benim poliçem devreye giriyor. Çünkü tanı konuldu ve ameliyatımı olabileceğim, poliçe teminatıma da giren bir durum. Tamam, ama eğer destek ayakta tedavim olsaydı, ben ilk doktora gittiğimde yine destek ayakta tedavimi kullanamayacaktım. Çünkü bunun ameliyatla sonuçlandığını henüz bilmiyorum. Gidiyorum doktora ve muayenemi, yine MR'ımı kendim ödüyorum. Çünkü bununla ilgili bir provizyon alma şansım yok, ayakta tedavim yok. Ama doktor bana ameliyat önerdi ve ameliyatımı olmaya karar verdim. Ve poliçemde destek ayakta tedavi teminatı da var. Ben hastaneye gittiğimde benim ameliyat onayım verildi. Ben bu ameliyat onayımı öğrendiğim anda, yani ameliyat onayını aldığım anda, bir öncesindeki, yani o ameliyat öncesindeki 30 gün öncesindeki MR ve doktor faturamı MAFRE'ye göndererek geri ödeme olarak %80 olarak geri alabiliyorum. Destek ayakta tedavim olduğu için. Ve akabinde hastaneden taburcu olduktan sonra doktor belki 30 gün içerisinde bir MR tekrarlamamı istiyor. Ya da fizik tedavi olmamı istiyor bununla ilgili. Benim yine ayakta tedavim olduğu için 30 günle sınırlı olacak şekilde %80'ini bana MAFRE ödüyor olacak. Herhalde net oldu artık. Destek ayakta tedaviyle geçiyoruz. Bizim ek hizmetlerle ilgili poliçemizde her şirketin verdiği bir takım ek hizmetler var. Yani sağlık hizmetlerinin dışında, yani sigortalının şikayetine bağlı yapılacak tedavi masraflarının dışında, aslında biraz da poliçeleri biraz süslemek, biraz daha zenginleştirmek, hizmet anlamında bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bunun için MAFRE sigorta ürünlerinde, özel sağlık sigortası ürünümüzde check-up teminatımız var. Ve 40 yaş üstü kişilerde, erkek ve kadınlar için kontrol PSA ve mamografi tetkiklerini de yılda bir kez
anlaşmalı kurumlarımız da, yani check-up anlaşmalı kurumlarımız ayrıca özel olarak hazırlanmıştır. Yani poliçede A network bir poliçede. A network'teki tüm hastaneleri bunu kullanamıyor. Check-up için ve bu hizmetler için ayrı bir network var. Burada yılda bir kez hiçbir ücret ödemeden, hiçbir katılım payı ödemeden bunları yaptırabiliyor. Ve bunlar hiçbir şekilde sigortanın hasar primini de etkilemiyor. Bu ne demek? Aslında tercihe göre tabii ki yıl içerisinde isterse yaptırıyor sigortalılarımız. Bazen bir şikayete bağlı doktora gittiğinde doktorun istediği bazı tanıyla ilgili tetkikler varsa, bu check-up teminatı içerisine dahil olan tetkiklerse mesela, bazen sigortalımız bunu kullanıyor ve böylece hem katılım payı ödemiyor hem de hasar primini etkilemiyor. Bu tür durumları da zaten yönlendiren satış kanallarımız oluyor. Bunun dışında yine sağlık sigortalarında aslında biraz da sağlık sigortacılığının dışında olan, yani çünkü belirli planlı bir durum olduğu için tabii ki genç bir kesim sigortalamak istiyoruz ve kişilerin, vatandaşın beklentisi yine doğumla ilgili bir beklentisi olduğu için bu teminatları sigorta şirketleri belli şartlarla, değişik limitlerle veriyoruz. Genelde bu teminat için tabii ki bir hastalık olmadığı için, bu planlı bir durumda olduğu için ve belirli bir risk olduğu için diyelim, bu maliyete katlanırken öncesinde bazı şartlar koyuyoruz. Bu da nedir? Bunun da adı bekleme süresi diyoruz. Bekleme süresini burada size annelik teminatının içindeki slide'dayız ama genel olarak bekleme süresini neden koyduğumuzu söyleyecek olursak, sağlık sigortalarında birdenbire ortaya çıkabilecek, yani aslında önceye dayalı hastalıklar sağlık sigortasının kapsamında olmamalı. Çünkü ileriye dönük riskler ve poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşabilecek riskleri karşılamalı. Tabii ki belli şartlarda önceye dayalı hastalıklarıyla ilgili sigortaların beyanlarına göre teminat altına aldığımız durumlar olabilir. Yani bazı hastalıklar vardır ki ileriye dönük risk teşkil etse de belli şartlarda, bazen ek primle, bazen limitlerle, bazen belki de standart olarak uzun vadede çıkmayacağını düşündüğümüz durumlar. Bunları alabilme durumumuz da var. Ama bazı hastalıklar var ki kronik oluşabilecek, aslında önceye dayalı olduğu çok çok belli olan. Onlar için bekleme süresi koyuyoruz. Bunlar nedir? İşte fıtıklar, işte kalp kanseri kaldırdık şu anda bekleme süresi olarak. Onu saymıyoruz. Yani şirketimiz mesela, bu da bir kronik hastalık. Kalp ve kanser vücuda çok daha öncesinde girmiş olabilir. Belki sigortalandıktan bir ay sonra ortaya bile çıkmış olabilir. Bunun için mesela şirketimiz Mapfre şu anda kalp kanserle ilgili bekleme süresini kaldırdı. Poliçe döneminde başladıktan sonra ortaya çıkan ve geçmişte hiçbir şekilde teşhisi konulmamış bir kanser vakasını bir ay sonra bile olsa ödüyoruz. Onun dışında ki işte eklem, kas, bağ dokusu hastalıkları gibi böyle daha önceden oluşabilebilecek bazı hastalıklarla ilgili bekleme sürelerimiz halen devam ediyor. Bu bekleme sürelerinin artık yeni bir uygulamamız daha var, olacak. Aslında şimdiden söyleyebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Tabii canım, güzel. Bekleme süreli hastalıkları biz ayakta tedavi teminatını da dahil olarak, yani ayaktayla ilgili harcamaların da o hastalıkların bekleme süresine takılıp ödemiyorduk ilk yıl. Ama şimdi ayakta tedaviyle ilgili bekleme sürelerini kaldırma kararımız var. Çok yakın bir zamanda bunu da açıklıyor olacağız. Buradaki bizimle çalışan acentelerimiz bunu şu anda duymuş oldu. Bekleme sürenin dışında bir de poliçede özel istisnalar var biliyorsunuz. Her şirket kendisi bu özel istisnaları oluşturuyor dediğim gibi ve hiç ödenmeyen şeyler onlar. Onlardan tek tek bahsetmiyor olacağız ama biliyorsunuz ki poliçede bazı özel istisnalar da mevcut ve o özel istisnaların da hani çoğu şirkette artık hemen hemen aynı. Yani hani birbirine göre farklılık gösteren çok az hastalık kaldı diyebiliriz. Annelik teminatı 12 ay bekleme süresi içeriyor bizde. Bu şöyle, bize sigortalı olarak kapsama geldiği anda eğer gebelik başlamışsa zaten ilk yıl içerisinde doğuracağı için bu teminattan faydalanamıyor olacak. Ama poliçeyi başladıktan sonra 5. ayından sonra gebelik başlarsa ilk yıla rastlayan gebelikle ilgili hiçbir masraf ödenmez, inceleme vesaire. Ama ikinci yıla rastlayan incelemeler, ki onun içinde tabii teminatla ilgili o teminatı almış olması lazım. İkinci yıla rastlayan bu harcamaları ödüyor oluyoruz.
Annelik teminatı adı altında biz normal sezaryen doğum, işte anne için oluşan hastane masrafı, eğer gebelik gerçekleşmemiş, tıbbi bir zorunluluk sebebiyle düşük gerçekleştiği için küretaj vesaire, bu tür bir durum varsa yine bu teminatı kullanıyoruz. Gebelikle ilgili yatış yani, olursa, bir komplikasyon oluşursa, bunlar yine bu annelik teminatı limiti dahilinde gerçekleşiyor. Yine yeni doğan bebek masraflarını biz bu teminat içinden ödüyoruz. Bizim annelik teminatımız networklere göre şu anda limitleri farklılık gösteriyor. Yani A network'te limitimiz biraz daha yüksek, B'de, B1'de daha farklı limitli planlarımız var. Bunu sigortalı kendi tercihine göre seçebiliyor. Mavi bebeğimiz var. Nasıl demiştik? İşte daha ilk slaytlarda da bahsetmiştim. Çocukları doğuştan itibaren sigortalayabiliyoruz. Hangi bebekleri? Annesi bizde sigortalı olan, bizde doğan bebekleri, çocukların 2 ay içerisinde poliçe kapsamına alınması durumunda doğuştan itibaren sigortalama şansımız var. Biz bu yeni doğan bebeğe bir risk analizi yapıyoruz. Yani bebeğin ilk doğduğu zamanda çıkış, hastane çıkışı ile ilgili epikrizine bakıyoruz. Herhangi bir doğumsal hastalığı var mı, bir yapı bozukluğu var mı, bunları değerlendiriyoruz. Herhangi bir sorunu görmüyorsak çocukları doğuştan itibaren sigortalıyoruz ve ona MAPRE bebeği diyoruz. Ve ömür boyu yenileme garantisi alıyoruz. Daha henüz ömür boyu yenileme garantisinin ne olduğundan bahsetmedik ama bahsedince onu da anlatacağız. Buradaki durum, çocuğun bu garantiyi almasıyla, MAPRE bebeği olmasıyla birlikte sonrasında çıkabilecek konjenital, yani doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamına girmiş oluyor. Ve kesintisiz devam edecek yıllarda da bir daha hiçbir şekilde bu bebeğimize risk analizi yapmıyoruz. Yani poliçesini aynı şartlarda kendisi istediği sürece devam ettirebiliyor. Ve burada bekleme süresi de yok. Yani şey gibi düşünün, doğar doğmaz tüm hastalıklarda ne bekliyor? Şey, normalde sigortaya girdiniz, tüm hastalıklarda bekleme süresi var ama MAPRE bebeğinin zaten kronik bir rahatsızlığı olamaz. Olan rahatsızlık konjenitaldir. Dolayısıyla baktığınızda o taraftan bunlarda MAPRE bebeklerinde bekleme süresi de olmuyor. Böyle de bir artısı oluyor. Yani bizim aslında standart istisnalarda ödemediğimiz, işte bu doğumsal hastalıklar hiçbir şekilde orada ödenmez dediklerimiz MAPRE bebeğinde ödenir hale geliyor. Evet, şimdi biz tabii ki bireysel poliçelerden bahsediyoruz. Bireysel poliçe şartlarından bahsediyoruz. Grup poliçeleri biraz daha farklı bir durum içeriyor. Neden? Çünkü grup aslında isteğine göre, grubun tercihine göre bütün teminat yapısını, gerekirse özel şartlarına bile ek protokol şeklinde ek maddeler ekleyerek istediği şekilde elbiseyi dikebiliyoruz. Yani grup biraz daha bireyselden, yani bireyselde tezgahtaki hazır ürünlerimizden verirken grup poliçelerinde daha farklı ihtiyaçları neyse ona göre modeli çizebiliyoruz. Bir iş yerinde en az 25 çalışan olması durumunda grup poliçesi yapılıyor. Tabii ki bu söylediklerimin yani çeşitli istekleri, özel şartlardaki talepler grubun büyüklüğüne göre yapılabilecekler değişkenlik gösteriyor. Bir işinde sigorta ettiren olarak primi ödeyen, yani hani toplama grup dediğimiz, yani herkes bir şekilde toplanıp bir iş yerinde hadi bir poliçe yaptıralım diye bir grup poliçesi yaptıramıyor. Çalışanın sayısı en az 25 olacak ve sigorta ettiren şirket olacak şeklinde ilerleyebiliyoruz. Bir şey mi diyorsunuz? Şöyle bir şey var. Biz az önce Arzu Hanım şey demişti. Genel şartlar var. Bir de özel şartlar var demişti. Ne demişti? Özel şartlar genel şartların altında olamaz. Yani sigortalının aleyhine olamaz demişti. Dolayısıyla aslında bunlarda da özel şartları var grupların, ama gruplar artı primlerle buraya ekstradan fazla şartlar ekleyebiliyor. Hatta çıkartabiliyor da. Yani ne diyor bize? İşte normalde standartta ödenmeyen bir hastalık olsun. Ne diyelim? Varikosel ödenmez diyelim. Grup diyor ki hayır, ben grubumda varikosel ödenir hale getirin diyor. Yani bunlara aslında bir ek protokol yaratıyor. Bu tüm gruplarda, tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Ha şunu da diyebilir grup. Ya olur mu diyor ki öyle grubumuz var. Ben diyor hiçbir şekilde ortopedi operasyonlarının ödenmesini istemiyorum diyor. Biz de şaşırıyoruz ama vardır demek ki bir bildikleri diyor. Dolayısıyla o grubun özel şartında kötüleştirme de yapabiliyor.
Dolayısıyla bu şartları işte primlerle, ek primlerle belirliyor. Bizim mesela bireysel poliçelerimizde diş yok. Ekstradan para ödüyor grup. Diyor ki ben diş de vereceğim bu gruba. Dolayısıyla grupla bireyseli hiçbir zaman biz aynı kefeye koyamıyoruz. Onun daima özel şartına ve ek protokolüne ayrı bakarak değerlendirmiş oluyoruz. Evet. Risk analizi sağlık sigortalarında risk tespiti gibi bir durum söz konusu ve bunu yaparken sigortalının tamamıyla kendi beyanına başvuruyoruz. Yani sigortalı kendisi sağlık durumunu bize ayrıntılı bir şekilde bize iletmesini bekliyoruz. Eğer gerekirse daha önceki geçirmiş olduğu hastalıklarla ilgili ek tetkikler veya raporlar isteme durumumuz olabiliyor. Ama kişinin kapsam için alınıp alınmayacağını, hangi şartlarda sigortalanacağını belirlenme işlemine biz risk analizi diyoruz. Risk analizi sonucunda neler yapıyoruz Nadia Hanım? Tertemiz bizim risk analizimiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yok. Slide'ı ilerletmediniz onun için söyledim. Ben de ilerletemiyorum değil mi? Aynı anda siz de komut. Tamam. Bir önceki slide'ı atlamış olabilir misiniz Nadia Hanım? Ona geleceğiz. Önce bunu söyleyeceğin için öyle tersi yapayım dedim. Öyle mi? Peki. Biz risk analizi yaparken neler yapıyoruz dedik. Evet. Bazen sağlık durumu çok riskli olan, yani ileriye dönük bizim için çok büyük bir risk teşkil edebilecek sağlık yani bazı hastalıklara sahip birine başvurusunu reddedebiliyoruz. Yani sigortalayamayacağımızı üzülerek söylüyoruz. Bazen bazı hastalıklarıyla ilgili beyanlarını, evet o hastalığı tamamıyla istisna bırakırız. Yani o hastalıkla ilgili hiçbir şeyini ödemeyiz ama onun dışında oluşabilecek diğer hastalıklara karşı teminat verebiliriz diyoruz. O hastalığına istisna koyuyoruz. Başvuru reddi dediğimiz vakalar bazen çok sistematik hastalıkları oluyor. Yani tüm vücutta tüm organlara etki edebilen hastalıklar oluyor. O zaman onu istisna tutma şansımız olmuyor ama onu direkt reddediyoruz. Ama bazı hastalıklar var ki spesifik olarak sadece onu istisna bırakabiliyoruz. Bizim bir de şirketimizin bazı durumlarda ki bu ilk sigortalanan kişilerde değil ama yenilemelerde yaptığımız bir uygulama limit koyabiliyoruz. O hastalıkla ilgili evet öderiz ama şu kadar limite kadar öderiz diyoruz. Yani poliçe biliyorsunuz yatarak tedavide limitsiz, üst limiti yok. Ama o hastalığın belli bir harcamasının olacağını öngörüyorsak sadece şu kadarına kadar karşılarız diye limit koyuyoruz. Bazen katılım payı dediğimiz uygulamalarımız var. O da sigortalıyla rizikoyu paylaşmak konusunda. Yani diyoruz ki şu hastalığınıza %50'sini siz ödeyin, %50'sini biz ödeyelim veya 80'ini biz ödeyelim, 20'sini siz ödeyin tarzında bir katılım payı koyabiliyoruz. Bazı riskler var ki onlar da aslında çok büyük bir operasyon maliyeti getirmiyor belki. Belki ayakta tedavi masraflarını çoğaltan bir harcamaya sebep oluyor. Yani hastalık bu. O hastalıkla ilgili de bir sürprim dediğimiz ekstra bir prim alıyoruz. Yani poliçe priminin üstüne belli bir oranda normal sağlıklı bir kişiye yaptığımızdan farklı davranıyoruz. Ona ayrıca bir ek prim alıyoruz. Sağlık sigortalarında risk analizini yaparken işte işlemleri biz birkaç maddeyle ayırarak inceliyoruz. Bir yeni giriş işlemlerimiz var. Bunlar hiç daha sigorta sistemine katılmamış kişiler. İlk defa sigortalanacaklar. Genelde bunları bu kişilerin önceye dayalı hastalıkları varsa ve ileriye dönük risk teşkil ediyorsa çoğunlukla istisna bırakarak ilerliyoruz. Diğer sigorta şirketinden geçiş dediğimiz bir işlem de var. Burada diğer şirkette kazanılmış hakların bizim şirketimizde de devamını sağlayabilir miyiz incelediğimiz bir durum. Burada nedir? Sigortalılık, yani sağlık sigortaları diğer branşlardan biraz daha farklı olarak kazanılmış hakların olduğu ve bunların kesintisiz devam ettiği yıllarda kaybetmemek gereken bir durum olduğunu biliyoruz. Ve diyoruz ki poliçenizi en az diğer şirkette bitiş tarihinden 30 gün içerisinde, diğer şirketler de genelde hep aynı şekilde davranıyor, 30 gün içerisinde geçişini yapmalısınız ki haklarınızın devamını sağlayabilelim. Bu haklar nedir? İlk sigortalandığınız yılda biliyorsunuz bekleme süreleri var. Hemen hemen tüm şirketlerde bu bekleme süreleri, özel sağlık sigortalarında var. Bu bekleme sürelerinin ikinci yılda ortadan kaldırıldığını söylüyoruz. Eğer daha başka bir şirkete geçiş olacaksa, yani ben başka bir şirketten bu şirkete bir iş alıyorsam, oradaki bekleme süreleri kaldırılmış şekilde alıyorum. Yani haklarının devamını sağlıyorum. Tekrar sıfırdan başlatmıyorum. Ya da ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanmış bir sigortalı da olabilir. Onun aynı hakkını buraya taşıyorum.
Ama söylemem gereken en önemli şey, diğer sigorta şirketinin belli kazanılmış haklarını buraya geçirirken benim özel şartlarım geçerli olacak şekilde getiriyorum. Yani daha başka bir şirkette özel şartlarda X bir durum varsa aynı hak bende olmuyor. Benim şirketimin özel şartlarının kapsamıyla geçerli oluyor. Ama yenileme garantisi ise yenileme garantisi. Bekleme sürenin kaldırılmasıysa evet benim bekleme sürelerim kaldırılmış oluyor. Yenileme işlemleri de kesintisiz devam eden her yılda dediğim gibi yine 30 gün içerisinde yenileme işlemini yaptırması gerekiyor sigortalının haklarını kaybetmemesi için. Bir aydan sonra artık sigortalanmamış biri ise sonraki aylarda bu hakkı kaybetmesi söz konusu. Özellikle şirket geçişlerinde bu hakkı daha çok kaybediyor. Ama mafya olarak benim size söyleyebileceğim, ben kendi sigortalarımı tabii ki kaybetmek istemiyorum. Hani bazen esneme bir ayı geçmiş, ne bileyim iki ay olmuş ama mevcut müşterim ve geçmişiyle ilgili de eski müşterimiz de onu kaybetmemek için biz haklarını koruma yönünde bir el uzatıyoruz. İkinci UV dediğimiz, underwriting dediğimiz yani aslında risk analizi değerlendirmesinden bahsediyoruz. İkinci risk değerlendirmesini beyan edilmeyen hastalıklar diyor. Genelde Nadiye Hanımların ekibi yani provizyondaki arkadaşlarımız sigortalının bir provizyon talebinde mevcut olan başka hastalıklarını da bulabiliyorlar. Ya da o hastalığın eğer önceye dayalı olduğunu tespit edebiliyorlarsa ki bunu tespit ederken işte sigortalının değerlendirmesini, geçmişini görebiliyorlar ve aldıkları bilgilerle bu önceye dayalı hastalıklarına istisna olduğu için zaten hasarı reddediyor. Yani tazminat talebini reddediyorlar. Ama bu arada öğrendiği başka hastalıklar da olabiliyor. Bunun için risk analizi ekibimize bu dosya geri geliyor ve diyoruz ki biz bu kişiyi ilk sigortaladığımızda bu hastalıklarını bilseydik ne yapardık? İstisna tutardık. Evet, bu hastalıklarını istisna tutuyoruz. Eğer kasıtlı bir durum varsa ortada, yani sigortalının kasten bize söylemediği bir durum varsa genel şartlar gereği aslında poliçe iptale kadar bile gidebiliyor ve prim iadesi bile genel şartlar gereği yapılmayabilir. Eğer kasıtlı bir riskli hastalığı varsa söylemediği, yani sigortalanmasına engel olacak bir durumu sakladığında sigorta şirketi mutlaka bununla ilgili poliçeyi iptale kadar getirebiliyor. Meriyet dediğimiz poliçeyi tekrar yürürlüğe alma demek meriyet. Bu da iptal olan bir poliçe. Genelde zaten tahsilattan dolayı iptal olan bir poliçenin belli bir süre içerisinde, bunlar şirketlere göre değişebilir, bizde bir hafta, mesela bir hafta içerisinde gelirse hiç beyan bile almadan poliçesini hemen yürürlüğe alıyoruz. Bir aya kadar da yine tekrar koruyarak devreye alabiliyoruz ama onun için bu arada bir şey çıktı mı, bir sorunu var mı diye bir form alarak soruyoruz. Ömür boyu yenileme garantisi. Ömür boyu yenileme garantisi sağlık sigortalarında aslında en önemli faktörlerden bir tanesi. Her şirket kendisi ömür boyu yenileme garantisini vermek üzere belli kriterler oluşturmuş durumda. Mafre sigorta olarak bizim 3 yılını doldurma şartı var sigortalının. Ama bu 3 yılını bizde doldurma şartı yok. Aslında başka bir şirkette 1 yılını doldurmuş, bize gelmiş 2. yılı ve 3. yılı diye de sayıyoruz. Yani 3 yıllık sigortalı süresinin doldurmasını bekliyoruz. Ve o 3 yılda ki hasar prim ortalamasının %80'in altında olma şartı var. Aynı zamanda bunların yanında da bu iki kriterden sonra sağlık durumunu da analiz ediyoruz. Çünkü bu yapacağımız son analiz oluyor. Bu garantiyi eğer sigortalıya verirsek bu ileriki yaşlardaki sağlık riskleriyle oluşabilecek, başına gelebilecek her türlü durumun teminat altında alınacağını söyleyecek. Yani sigorta şirketi olarak aslında yazılı kurallarda her şirket yenileme garantisi olmayan her sigortalının her yıl risklerini değerlendirebilir. Genel şartlar gereği de zaten poliçenin özel şartta da yazıyoruz. Değerlendirmesini yapabilir. Yani bir sonraki yıla nasıl, hangi şartlarda teminat verebileceğini söyleyebiliyoruz. Ama bu garantiyi verdikten sonra bir daha risk analizi yapmıyoruz. Yani çok yüksek maliyet doğurabilecek bir rizikoyla karşılaşsa bile sigortalı poliçesin primini ödediği sürece teminatını devam ettirebiliyor. Bu kriterde ömür boyu yenileme garantisinde aslında söylenebilecek bir tane daha durum var. Hazine Müsteşarlığı 23 Nisan 2014 tarihinde bir genelge çıkardı ve dedi ki bu garantiyi alan kişilere, ömür boyu yenileme garantisi adı altında alan bu garantiyi alanlara
tazminat prim oranına göre herhangi bir ek prim de uygulamayacaksın dedi. Yani sadece tarifedeki yaptığın, aldığın primlerle sigortalının primini oluşturacaksın dedi. Bu da o yüzden bu önemi daha da arttırdı. Ömür boyu inleme garantisinin alınmış olması çok daha önemli hale geldi. İstersen bir ara ver, ben devam edeyim. Aa, evet. Şimdi ben o zaman Nadia Hanım'a biraz sözü veriyorum. Çok kıskandım zaten. Sağlık Provizyon adı altında o zaman ben birazcık dinleniyorum. Bana ihtiyacınız olursa Nadia buradayım. Her zaman, her zaman var. Dolayısıyla ben birazcık işleyişimizden bahsetmek istiyorum. Şimdi size Arzu bir şekilde poliçeyi sattırdı. Artık geride birazcık aslında bizim yaptığımız biraz evet dışarıya lanse edilen bir konu var. Ama hani bizim gerçekten çok hassas olduğumuz bir konu. Ama burada en önem verdiğimiz şey gerçekten hızlı hizmet. Yani belki teknikte zorlanabiliriz ama bizim tarafta biraz beklemek ya da günler beklemek size gerçekten hoş olmayan konularla dönüyor. Sizler de gerçekten bu konuda muzdarip oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz peki? Hastaneye giden sigortalının işlemleriyle ilgileniyoruz. İki tane departmanımız var. Bir tanesi provizyon, bir tanesi tazminat. Peki provizyon nedir? Provizyon kelimesini az çok kredi kartı ekstralarında görüyorsunuzdur. Provizyonda bekleyen işlemleriniz var diye. Aslında onaylanmamış ama hani bir şekilde de evet bu işlem var gibi size gösterilen işlemler. Bunlar için bizler ne yapıyoruz? Sağlık personeli kullanıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Provizyon departmanı 7/24 çalışıyor. Neden 7/24 çalışıyor? Çünkü hiç kimse saat 5'ten sonra ya da 6'dan sonra ya da saat 9'dan sonra gece 12'den sonra hastaneye gitmez diye bir şey yok. Biz de ne yapıyoruz? Anlaşmalı kurumlarımızdan gelen bu talepleri elbette ki medikal ölçülerde değerlendiriyoruz. Özel şartlarına bakıyoruz, genel şartlarına bakıyoruz. Eğer grupsa ek protokolüne bakıyoruz. Evet bu onaylanabilir diyoruz. Yani aslında evet o hastaneye gittiğinizde sizle ilgili bir safra kesesi operasyonu isteniyor. Evet hiçbir istisnanız yok. Evet özel şartlara göre bekleme süresini doldurdunuz. Daha önemlisi bizim orada en çok yaptığımız şey. Evet, ultrasonunuzda sizin taşınız, kumunuz, herhangi bir şeyiniz gözüküyor. Yani bir medikal değerlendirme yapıyoruz. Evet, o teknikteki operasyon, evet, laparoskopik kolesistektomi sizin için uygundur. Dolayısıyla ödeyeceğiz diyoruz. İşte orada malzeme varsa malzemeyi değerlendiriyoruz. Evet, bu malzeme sizin için uygundur ya da bu malzemenin FDA onayı yok. O yüzden üzgünüm ödeyemeyeceğim ama operasyonunuzu ödeyeceğim diye bir medikal karar veriyoruz. Burada söylediğim gibi tüm ekip doktor, hemşire, anestezi teknisyen ya da tıp fakültesi öğrencilerinden oluşmakta. Dolayısıyla oradaki kelimelere aşina ekibimiz. Ne yapıyor? Provizyonda iki türlü. Bunu sağlık satanlar çok çok iyi biliyor. Az önce Arzu'nun anlattığı işte ayakta ve yatarak diye bahsettiği kısımlar. Ayakta kısmını tamamen bir yapay zeka yönetiyor. Biz buna Mediclaim diyoruz. Burada MC diye bahsettiğim Mediclaim tamamen bir yapay zeka ve muhteşem bir zeka. Tabii ki küçük ufak tefek hatalar olabiliyor tıpkı Nadia'nın olduğu gibi. Kendimi de yapay zeka yaptım neyse. Benimki yapay değil ama yani neyse. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Gidiyorsunuz kuruma. Kurumdaki doktor oraya bir tanı giriyor. İşte girdiği tanı nedir diyelim. İşte kolesistit diye bir tanı giriyor. Akut kolesistit. Hemen ne yapıyor? Sistem otomatikman bakıyor. Bekleme süresi yoksa onaylıyor. Ya da hatta onu da geçiyor. Limiti varsa limiti kadar onaylıyor. Onu da geçin bir kenara. Kolesistiti öderken de kurumla olan sözleşmeme bakıyor. Yani kurum oraya gelişi güzel bir rakam giremez. 500 de girsin der ki hayır diyor. MAFB ile senin anlaşman cari fiyatlar değil. Anlaşman TTB 1,5'tür. Sadece o kadar ödeyeceğim sana üzgünüm diyor ve ona göre ödüyor. Koasüransını yönetiyor. Dolayısıyla diyor ki burada sigortalıdan anca 50 lira alabilirsin. Benden de sana şu kadar olabilir. Dolayısıyla bunu da yöneten bir sistem. Hani yapay zeka dediğim sistem gerçekten pek çok kritere bakıyor. Kriterin arkasında biz kurallar yazıyoruz. Şunu ödersin bunu ödemezsin. Yani 10 gün içinde o kuruma gittiğinizde yine aynı doktoru seçtiğinizde ben onu ödemeyeceğim. Sizden de alamayacak. Çünkü kuralımız var. Kuruma diyorum ki 10 gün içinde yapılan muayene, tekrar muayeneler katılım payı hiçbir şekilde yansıtlamaz. Ne mafreye ne sigortalıya diye. Aynı zamanda bir de yatak işlemlerimiz var dedik. Yatak işlemlerimize henüz bir zeka yok. Bunun olmama sebebi de kurumların bu konuda biraz geriden gelmeleri, sistemlerini buna göre elektronik ortama ayarlamamalarından kaynaklı bir şey. İnşallah o da en kısa sürede hayata geçirilecek.
Orada da manuel provizyon işletiliyor. Ne yapıyor? Kurum yine medikleme giriyor. Evraklarını, sigortalının tüm evraklarını sisteme yüklüyor. Sisteme yüklenilen tüm evraklar buradaki arkadaşlarımızın önüne düşüyor. Arkadaşlarımızın tıbbi raporları inceliyor. Az önce söylediğim gibi evet bu operasyonun indikasyonu var mı ya da bu yatışın indikasyonu var mı? Tetkikleri değerlendiriyor, poliçesini değerlendiriyor ve ona göre karar veriyor. Burada daima medikal ve teknik değerlendirme birlikte yapılıyor. Dolayısıyla burada şeyin sağlıkçı seçilmesinin tek sebebi o. Medikal değerlendirmeyi yapabilsin, gerektiğinde ikinci görüş alabilsin. İşte bir başka hekime, bir başka şirkete danışabilsin. Oradaki tıbbi raporları analiz edebilsin diye yapıyoruz. Peki provizyona ekstra bir program kattık. Biz hayatımızda artık yeşil daha fazla ihtiyacımız var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne yaptık? Dedik ki kurumların işini kolaylaştırdık. Kurumdaki desktekilerin işini kolaylaştırdık ki bunu sigortalarımız ve acentelerimiz çok da güzel gördüler. Yaklaşık 150 tane hastanemizde bu işlem full gidiyor. Burada hastanelerin bu programı kullanma şeyi çok önemli, isteği. Aksi takdirde yapamıyoruz bunu. Data transferi dediğimiz faz 1'i tamamladık. Faz 1 ne data transferi? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz artık benim zamanımdaki doktorlar yok. Herkes bilgisayara yazıyor her şeyi. Bizim valla poliklinik defterimiz vardı, ona yazardım. Tek tek şikayetini, tanısını, işte özgeçmişinde ya da işte fizik muayenesinde bulduğum bulguları. Burada böyle bir şey yok. Burada onları bilgisayar ekranına yazıyorlar. Bu ekranın adı da HBYS. Bunun da şeyi hastane bilgi yönetim sistemi demek. Her hastanenin farklı bir programı vardır. O programın içine doktor yazıyor. İşte şikayeti şudur, şudur, şudur. Şu 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 tetkikleri istiyorum diye de işaretler. Ne yapıyor sistemde, bu Octopus sistemi de alıyor bu HBS'deki o sigortalının o günkü bilgilerini, orada kaydettiği bilgileri otomatikmen Mediclaim'e aktarıyor. Mediclaim'in zaten zekası var, yönetiyor. Diyor ki evet şunu şu kadar öderim, bunu bu kadar öderim. Toplamda şöyle düşünün, Octopus'un hastane yönetiminden yani o HBS'den alıp bilgileri bize aktarması, Mediclaim'in buna evet ya da hayır ya da olmaz bunun bir provizyoncu daha ekstra değerlendiririm deme süresi 15 saniye arkadaşlar. Bazı hastanelerde bu 5 saniye kadar sürebiliyor. Bu internetle alakalı bir şey. Dolayısıyla Mediclaim'in onlara cevabı maksimum 10-15 saniyede gitmiş oluyor. Tabii ki olumlu, olumsuz ya da bekleme diye gidebiliyor. Yani onaylayabiliyor tamamını ya da işte reddedebiliyor. Şundan şundan dolayı reddettim diyor. Yine o sistemin içinde kendileri bunları görebiliyorlar neden reddedildiğini. Ya da merkezi değerlendirmeye düşürüyor diyoruz. Onu siz daha çok otorizasyon diye kullanıyorsunuz kelimeyi. Ona düşürebiliyor. Dolayısıyla da orada da işte buradaki yine bir medikal arkadaşımız bunu giriyor. Bakıyor nedir ne değildir diye, ne olmuştur diye, neden bize düştü, ödenebilir mi ödenemez mi diye değerlendiriyor. Bu faz 1'in özeti. Faz 2 var yine bu projede. Bu çok daha güzel bir proje. Bu tabii ki sizleri çok fazla ilgilendirmiyor ama aslında şöyle bir şey. Biz elbette provizyon onayı veriyoruz. Bir muayene formu oluyor. Çok iyi biliyorsunuz sistemde. İşte tetkik sonuçları oluyor. Yine bu sistemde, HBS dediğimiz sistemde. Diyoruz ki bunları basın bize gönderin. Biz de onları size ödeyip ödemeyeceğimize karar verelim. Orada bir yanlış bilgi var mı yok mu diye kontrol edelim diyoruz. Bunları tazminat departmanı kontrol ediyor. Burada diyoruz ki basın gönderin, yapmayın artık, günah. Çünkü bir sürü kağıt masrafı, bir sürü şey. Bunlar bir yerde var mı? Var. HBS'mizde var. Tamam diyoruz. Siz bize onları HBS'den online ortamda Octopus aracılığıyla gönderin. Bizim de bir online platformumuz var, Documentum dediğimiz. Onun içine gönderiyorlar. Dolayısıyla otomatik ödeme almış oluyorlar. Çok daha hızlanmış oluyor. Ama en güzeli, hiçbir şekilde kağıtları oralara buralara göndermiyoruz. Daha da güzeli, artık bir KVKK var. Çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla da biz KVKK'yı da saklamış oluyoruz. O evraklar bir yerlerde kaybolabilir, yanabilir. Her şey olabilir, başkasının eline geçebilir. Bunları da bu sistem sayesinde yok etmiş oluyoruz. Bir diğeri faz 3, bu sizi de çok fazla hani şey ettiren bir konu değil diye geçiyorum. Ne yapıyoruz biz? Sigortanız hastaneye yattı. Hemen size bir bilgilendirme mesajı atıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bunu biz yaklaşık şöyle size söyleyeyim. Mapre'de olduğumdan beri, 2006'dan beri yapıyoruz. Özellikle bunu söylememin sebebi, hani o zamandan beri sektörde ilktik. Hep kesintiler oldu, bir şeyler oldu ama elimizden geldiğince her dönemde bunu bir hayata geçirmeye çalıştık. Neden bunu yaptık? Dedik ki acente bilsin sigortalısının hastaneye gittiğini ya da bir yatışı olduğunu. Geçmiş olsun demek isteyebilirsiniz. Size tüm detayı veremiyoruz ama hastaneye yattı hastanız, onay verildi diye bir mesaj geliyor ya da
mail geliyor size. Bunun da sebebi işte hastaneye gittiğinde geçmiş olsun diyebilirsiniz, çiçek gönderebilirsiniz. Ya da bak bu hasar çok olacak, acaba bunu ikna edebilir miyim? Bu operasyon talebi olabilir, bu nedir? Bir öğrenebilirsiniz. Yanınızda olmanız için yaptığımız şey. Aynı zamanda sigortalıya da böyle bir şey iletiyoruz. Neden sigortalı da bilsin? Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki, bunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Hastaneye gidiyorsunuz, doktor siz ameliyat olmanız gerekir diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bir düşüneyim diyorsunuz. Bir eve gidiyorsunuz. Ama ne yapıyor kurum? Hemen otomatikman bizden provizyon alma işlem gidiyor. Neden bir an önce provizyon alayım, bir an önce bu ameliyatı yapayım diye yapıyor. Sonuçta bu özel hastane, tahmin edersiniz. Dolayısıyla da sigortalı oysa da karar vermemiş olabiliyor. Sigortalı da görüyor, aa ne alaka diyor. Bu olamaz diyor, ben istemiyorum bunu diyor. Biz içeride o arada bir muallak kaydı oluşturuyoruz. Sigortalı dönüyor, hayır diyor, ben orada operasyon olmayacağım, bilin. Lütfen onu reddedin diyor. Biz reddediyoruz, muallak hasardan düşmüş oluyoruz onu. Burada sigortalının bize kesinlikle dönüş yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde o muallak orada kalır. Ta ki faturalandırılana kadar. Normalde tüm muallakları biz her ay sonu reddediyoruz. Artık bu demek ki işlem yapılmamış diyoruz, reddediyoruz. Bunun dışında yatarakta ve ayakta da çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Ama Arzu biraz tamamlayıcı sağlık sigortasından bahsetmek isteyebilir. Bu benim çok sevdiğim bir uygulama, tamamlayıcı sağlık sigortası. Burada ben başında Arzu gelene kadar biraz konuşayım istiyorum. Neden? Arkadaşlar tamamlayıcı sağlık sigortası dünyanın her yerinde yıllardır olan bir şey ama Türkiye'de olmayan bir şeydi. Türkiye'de bunu ilk defa 2012 yılında Mafre tamamen reklamla böyle herkese duyurarak hayata geçirdi. Daha öncesinde böyle bir çalışmalar başka şirketlerde yapıldı ama sonuna kadar götürülemedi. Böyle bir poliçe çıkarılamadı en azından. Hep böyle kenarlarda kaldı. 2012 yılında biz dedik ki evet böyle bir poliçe çıkarılabilir. Buna göre de kurumlarla belli bir anlaşmaya gidilebilir. Neden böyle bir şey yapmıyoruz dedik ve bu poliçeyi çıkardık. Bu poliçede de neler var? Dolayısıyla da biraz reklam edelim istiyorum. Bunları Arzu reklam edecekti ama ben onun yerine reklamını yapayım dedim. Çok konuşmuşum yazık arkadaşım ben. Bu ürün biraz SGK'ya benzesin istedik. Biz ilk çıktığımız için de tüm golleri biz yedik aslında ama hiç sorun değil. Çünkü biz yine sözümüzün arkasında duralım dedik. Bekleme süresi koymadık. Neden? SGK yaptırdığınızda bekleme süresi olmuyor biliyorsunuz. Size şirket işe alıyor. 2 ay sonra size bir SGK yapıyor. Ama o arada da 2 ay boyunca da aslında sizin faturalarınızı ödüyor. 2 ay sonra size bir SGK yapıyor. Deneme sürenizi geçmiş oluyorsunuz. Ve hiçbir bekleme süresi uygulamıyor. Biz de dedik ki poliçemizde hiçbir bekleme süresi olmasın. Her hastalığı ödeyelim dedik. Yani diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi şu hastalık ödenmez ya da bu hastalık için şu kadar beklersiniz uygulamalarını yapmadık Mafre olarak. Hiç bekleme süresi yapmayalım. Dolayısıyla tüm sigortalının SGK farkı masraflarını biz ödeyelim dedik. Burada şu kural geçerli. Türkiye'deki genel sağlık sigortası kapsamında sigortasının olması lazım. Yani ya bir SGK'sının ya da bir emekli sandığının bir şeyin olması gerekiyor. Neden? Biz çünkü SGK'nın farkını tamamlıyoruz. Yani sigortalı kalktı, özel bir hastaneye gitti ve bu özel hastanede de o branşta SGK'lı olan o hekimi tercih etti. SGK belli bir üstünü ödüyor. Ben de onun çarpanı olarak bir katını o kuruma ödüyorum. Dolayısıyla siz orada özel hastanecilik hizmetlerinden yararlanıyorsunuz. Özel odanız oluyor ve tetkikler için herhangi bir bekleme yapmıyorsunuz. Ya da randevu alırken aa siz SGK'lısınız üzgünüm şeyini yaşamıyorsunuz. Orada tek dezavantaj parmak okutma. Çünkü SGK'dan takip numarası almak zorundalar. Ama bunların hepsi aynı yerde, aynı deskte. Tıpkı özel sağlık sigortalısı hangi deskte işlemlerini yaptırıyorsa TSS sağlık sigortası da tamamlayıcı sağlığı olan da aynı yerde işlemini yaptırabiliyor. Başka sigorta şirketlerinde işte fark yoktu, hibritti pek çok isimler söylenebiliyor buna. Biz Mafra olarak fark yok olarak çıkartsak da bunu tamamlayıcı sağlık sigortası olarak söyleyip dile getiriyoruz bunu. Burada işte istediğimiz şıklar yazılı. İşte bu poliçenin yılı evet 1 yıl, evet 14 günden büyük bebekleri yapıyoruz, evet 60 yaşından küçükleri yapıyoruz, evet SGK kesinlikle olmak zorunda. Ve hatta SGK'sı olduğu gibi de SGK'lı bir doktoru tercih etmek zorunda hastanede. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Aksi takdirde tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanamıyor. Zaten kurum da bunu uyarıyor orada. Diyor ki şöyle bir şeyler olabiliyor orada. Gidiyor doktorun SGK'sı var ama SGK'daki saatini doldurmuş olabiliyor. Çünkü şöyle bir kural var. Bir doktor günde işte
tamamen farazi atıyorum size bunu. İşte 10 saatten fazla hasta, SGK'lı hasta bakamaz. Çünkü doktorunu koruyor burada SGK. Diyor ki 10 saatten fazla hasta bakarsan sen zaten performansını gösteremezsin. Dolayısıyla bir hastanın bakılma zamanı vardır. İşte 1 saatten fazla bir hastaya zaman harcayamazsın. Eğer harcıyorsan onun artık ismi yatarak tedavidir. Onu tamamen serviste takip etmelisin. Poliklinikte böyle bir hizmet veremezsin diyor. Bunun gibi saatleri var. Dolayısıyla onları da duyduğunuzda şaşırmayın. Hani daha önce gitti doktorun osu vardı niye bu sefer yok diye olabiliyor. Bunları size zaten o poliklinikteki arkadaşlar en başında söylüyorlar. Yoruldunuz mu Nadiye Hanım? Evet, senin konundan biraz yaptım. Çok konuştun ya, o yüzden hani meşrettim, ben de çok konuşmak istedim. Ama sana devrediyorum. Artık senin konun aslında tamamlıyor. Yok, tabii ki, ne demek, ne güzel anlatıyordunuz. Şimdi teminat limitleriyle ilgili de aslında yine özel sağlık sigortasındaki teminatlarla aynı teminatları konuşuyoruz. Burada sadece ayakta tedavi teminatı içinde ilacın olmadığını görüyorsunuz. Zaten burada ilaç konusunda devlet tamamını karşıladığı için bize ihtiyaç olmuyor. Ama onun dışında Nadiye Hanım'ın da anlattığı gibi özel sağlık kurumlarında, yani tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili anlaşma yaptığımız kurumlarda çıkabilecek fark ücretlerini tamamını sadece sigortalının kapsamda ödemek zorunda olduğu, yani devletin bir şekilde sigorta konusu yapamadığımız katılım payı şu anda ne kadar? 16 bin. Hastaneye göre değişiyor. Yani normal böyle şöyle düşünün. Devlet hastanelerinde bu tutar 15 lira. Ama üniversite hastanelerine giderseniz ki bu eğitim veren bir hastanesi 35 lira. Tabii ki yani o az önce size en başta SGK'nın klasik ettiği hastaneler var demiştim ya. Ona göre ne yazık ki farklar alıyorlar. Aynen. Bu sigortalının ödemek zorunda olduğu muayene başına o 15 lirayı biz sigorta konusu yapamıyoruz. Yapsaydık zaten onu da öderdik. Ama kanunen yapamadığımız için geri kalan tüm fark ücretini bu poliçe teminatı kapsamında %100 olarak ödüyoruz. Her şirketin kendisine ürününe ait belli kez limitleri var ayakta tedavide. Yatarak zaten limitsiz ama ayakta tedavide yıllık bizim şirketimizin kez sayısı 10. Yani yılda 10 kez her bir muayene tek bir kez olarak değerlendiriliyor ve muayenenin ekinde yapılabilecek o muayeneyle ilişkili olan tetkikler veya diğer işlemler yine aynı kez sayısının içinde değerlendiriliyor. Yani burada muayene için gittiğinizde muayene tek bir kez gidip işte doktorun vermiş olduğu MR için ayrı bir şekilde çekilecek MR'da tekrar ayrı bir kez hakkını ortadan kaldırmıyoruz. Sadece bir kez olarak değerlendiriliyor. Ama bir rahatsızlık için farklı iki doktor görmesi gerekiyorsa, iki ayrı muayene, yani SGK orada ne yaparsa biz onu takip ediyoruz aslında. Yani orada bir protokol numarası açılıyor. Bir protokol numarasına bağlı olabilecek tüm işlemleri tek kez olarak değerlendiriyoruz. Yine fizik tedavide şöyle bir durum var. Ayakta tedavi için kapsamında gidilen muayene akabinde istenilen bir fizik tedavi varsa, işte şu an SGK'nın 30 seanslık bir limiti var. Gidip 30 seanslık fizik tedavi masrafını ayrıca bir kez olarak poliçe teminatından düşüyor oluyoruz. Burada yatarak tedavide söylememiz gereken aslında bir anlaşmalı network'ümüz var. Ama anlaşmasız kurumda da şu anda yatarak tedavide SUT kadar bu sağlık uygulama tebliği denilen, yani SGK'nın uyguladığı tarifede ki limitler kadar ödeme yapabiliyor, elden olacağız. Sonraki slaytımızda da sıkça sorulan sorular. Aslında şu anda anlattığımız tamamlayıcı sağlıkla ilgili özetle anlattığımız şeylerden bu soruları da cevaplayarak hani sizin kafanızdaki soruların çoğunu cevap vermiş oluruz diye düşünüyorum. Kimler satın alabiliriz? Zaten Nadiye Hanım da söyledi. Burada özellikle SGK kapsamında olan kişilere bu poliçeyi verebiliyoruz. Burada genel sağlık sisteminden faydalanan ama yeşil kartlılara bir sigorta yapmamak gibi bir şeyimiz var. Orada zaten hani devlet onun için bir prim almıyorken bizim alıyor ve üstüne bir poliçe yapıyor olmamız zaten doğru olmaz. Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim? Hayır, ödemeyecek sigortalımız. Katılım payı sadece o 15 lira dışında, katılım payı dışındaki fark ücretin tamamını biz ödüyor olacağız. Tabii ki poliçe teminatında SGK'nın onayladığı işlemler için bu böyle. SGK'da biliyorsunuz ailece bakmakla yükümlü olan herkes teminata dahil olmuş oluyor. Yani herkesin bir genel sağlık sistemine dahil olması söz konusu. Burada biz de tabii ki aile reisi sigorta poliçe kapsamına dahil olduysa diğer fertler için de
bu poliçeyi ayrı ayrı satın almak zorunda. Geçmişten gelen hastalıklar SGK'da tabii ki öyle bir şey yok. Yani devletin sunduğu sağlık sistemi içerisinde önceye dayalı hastalığınız kapsam dışı vesaire falan değil. Ama bu poliçede en önemli özellik tabii ki bir özel sağlık sigortası olduğu için önceye dayalı hastalıklar teminat kapsamı dışında oluyor. Poliçe başlangıç tarihinden sonra çıkabilecek ve kesintisiz devam eden yıllarda teminata dahil edebiliyoruz. Çıkan hastalıkları teminata dahil ediyoruz. Faturayı kendim ödersem size gönderdiğimde ödüyor musunuz? Ayakta tedavi için bu mümkün değil. Mutlaka anlaşmalı kuruma gitmesini istiyoruz. Yani anlaşmalı kurumlar dışında SGK geçen, bizim sözleşmemiz olmayan ama SGK'nın sözleşmeli olduğu bir kuruma gittiğinde faturasını ödeyip, işte fark ücretini ödeyip getirdiği zaman maalesef elden ödeme bu ürünümüzde yok. İlaçları dediğim gibi bizim ödememiz zaten gerek yok. Devlet ödüyor. Poliçe primini nasıl ödeyebilirim? Peşin ödersem indirim yapılıyor mu? Bu üründe şu anda bir peşin ödeme indirimimiz yok. Taksit evet, 9 eşit takside kadar bir taksit imkanı var. Bekleme süresi yok. Nadia Hanım zaten söyledi. Ürünümüzde herhangi bir bekleme süresi en başından beri yapmadık. Sadece kanunen SGK'nın geçerli olmadığı bir işten çıkış durumunda ya da yeni iş giriş durumunda olan bir sigortasız kalan süre var. O kapsamda bizde poliçe olursa bile işlemiyor olacak. Çünkü bu provizyon sistemi önce SGK ile çalışıyor, sonra bizi devreye alıyor. Yurt dışındaki tedavi giderlerini karşılamıyoruz bu ürünümüzde teminat dışında. Ama SGK belli şartlarda yurt dışındaki masrafları karşılayabiliyor kendi protokolüne ait. Ama biz bu ürün dahilinde karşılamıyoruz. Ömür boyu yenileme garantisi var mı? Evet. Bu ürünümüzde de yine özel sağlık tarafında saydığım bizim şirketimiz öyle özel kriterlerin aynısını biz tamamlayıcı sağlık sigortamız için de devam ettiriyoruz. Bir farklılık ürün bazında yapmadık. Evet, sizden gelecek diğer sorularımızı bekliyor olacağız ürünlerimizle ilgili ama bundan önce de bir Türkiye'de sağlık sigortaları ile ilgili genel olarak bir verilere size göstermek istedik. Burada 2015'ten 2019 yılları arasındaki penetrasyonu yani sigortalanma oranlarını, toplam sigortalı adetlerini, Türkiye'deki nüfusa göre oranını görebilirsiniz. 2019 yılında toplam hani Türkiye nüfusu 83 milyonken 7,5 milyona yakın bir insan sağlık sigortası kapsamında sigortalandı. TSS ve özel sağlık olarak iki şekilde bakıyoruz. Yani TSS ve özel sağlığı birlikte burada gördüğünüz 3.7 gibi bir sigortalı sayısı var. Tabii ki daha pasta çok büyük. Yani genelde biraz bu şey tabii ki şirketler arası geçişler çok fazla. Yeni sigortalı her ne kadar yani tamamlayıcıyla birlikte biraz daha arttı. Maliyetler anlamında yani özel sağlık sigortalarının maliyetleri biraz yüksek olduğu için kesim olarak biraz daha üst seviyelerde tercih ediliyor. Ama dediğim gibi aslında alternatifli çok fazla tercih edebilecek ürünler mevcut. Covid gündemini şimdi Nadia Hanım'a sözü ben tekrar bırakacağım. Son dönemlerde maalesef işte üzücü bir durumla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Bununla ilgili de şu andaki mevcut durumu sektörde nasıl, ne ödüyoruz ondan biraz bahsedelim. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, sunum bitti aslında ama biz hani gündemde olduğu için COVID biraz bahsetmek istedik. Evet. COVID'den nedir ne değildir diye özel sağlık sigortası ile ilgili anlatmamız istenen ya da sağlık sigortası ile ilgili anlatmamız istenen şeyler bitti. Normalde sağlık sigortalarında pandemi ilan edilen hastalıklar ödenmez ama sağlık sigortalarını tüm şirketler, sağlık sigortası satan tüm şirketler Türkiye'nin bu durumunu gördükleri için hani ne olacağımız, ne biteceğimiz ve bir anda böyle hani hiç bilinmeyen hastalık ki aslında belki de olan hastalığı yakaladığı anda tabii ki devlete hemen yanında olmaya karar verdi ve sağlık sigortaları hepsi birden pandemi kapsam dışı da olsa ödemeye başladı. Özel sağlık sigortası olan sigortalılarınkini. Dolayısıyla burada elbette ilk başlarda biz bunu biliyorsunuz ödeme kararı ilk çıkması, ilk yapması Mart'ın ortalarındaydı. Hani bakan ilk kararını verdiğinde evet bende de var bu hastalık dediğinde Mart'ın ortasıydı. Mart'ın ortası ve o an itibariyle Nisan, Mayıs bizde çok kötü aylardı gördüğümüzde. Bizde değil tüm Türkiye'de yani bu mafya olarak konuşmuyorum. Bizde çok kötü aylardı ve orada sağ olsun sokağa çıkma yasakları ve pek çok engellerle
Haziran, Temmuz çok rahat geçti. Ağustos da gayet rahat geçti. Hastalıklar azaldı. Tüm her yerde öyleydi. Eylül bir anda bir toparlanmaya başladı yine çünkü insanlar okula başladılar. Hani bir okula gitsek mi gitmesek mi dedi, bir toplumun içine girmeye başladılar. Ama ben yazda korkarken, yazı çok rahat geçirdik. Herkes tatil yerlerine gidecek falan diye korkarken onlar gerçekten çok iyiydi. Eylül sonu, Ekim kötüydü. Kasım giderek kötüleşti. Ama Aralık felaketti. Gerçekten çok felaketti Aralık'ın ilk başı. Allah'ım ne olacak dedik biz. Yani bu insanların hali ne olacak? Patır patır ölümler artmaya başladı. Tekrar mı aynı duruma geliyoruz dedik. Ve sağ olsun yine sokağa çıkma yasakları, işte restoranlar, her şey kapatıldı. Ben restoranlardan şüphelenmeye başladım, kusura bakmayın. Ve bir anda hastalık gerçekten pat diye tıkır tıkır geriye gitti. Ve bakan şöyle açıkladı. Şubat'ın 15'ine kadar bütün Türkiye'de herkes aşı listesine girecek, sırayla tabii ki. Önce çalışan doktorları aldılar. İşte kardeşim gibi ilk onlar aşılandılar. Arkasından benim gibi sektörde çalışmayan, yani hastanede çalışmayan ama dışarıda olan doktor ve o tayfayı aldılar. Hemşiresiydi, sağlık memuruydu, tüm arkadaşlarımızı. Listeye sırayla tek tek dahil edildik hepimiz. İşte arkasından o arada yine 65 yaş üstü, yine kronik hastalıklar. Ve Şubat'ın 15'ine kadar planlamasına aşılar yeterli yapmayı planladılar. Dolayısıyla aşılar ücretsiz zaten. Aşınızı en abızdan bakıyorsunuz. En abızda size aşı çıktıysa en yakın aile hekiminizden ya da özel hastaneden yine en abız üzerinden randevunuzu alıyorsunuz ve gidip o aşınızı orada yapıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, özellikle söyleyelim. Ve artık aşılanma bitmiş oluyor. Tabii ki 15 gün sonra bunun bir kontrolü var. 15 gün değil de o genelde 3 ila 4 hafta sonra tercih ediliyor. Yine en abızdan takip edeceksiniz randevu tarihinizi ve lütfen ona göre gidip aşınızı yaptıracaksınız. Peki neden aşı yaptıracaksınız? İşte şu durumu görmemek için yaptıracağız arkadaşlar. Çünkü vaka sayılarını görüyorsunuz, yaş dilimlerini görüyorsunuz. Evet, küçük çocuklarda yok ama hiç değil değil. Gerçekten 2 yaşında çocuklarda, 2 yaşın altında çocuklarda bile bizde vardı bu vakalar. Ve bunlar da insanı gerçekten korkutan şeyler. Çünkü önemli olan o değil. Bunlardan çıkan tabii ki ölümler ama tabii ki ben şu devreye giriyorum. 20 ila 39 yaşına girdiğim için düzeltmeye çalışmayın. Arkadaşlarım düzeltmeye çalışmayın dedim. Benim bile riskim var yani. Dolayısıyla ben de burada dikkat etmem gerekiyor kendime. Arzu sen de o yaşta gibi geliyorsun bana sanki. Buraya geçmedin. Benim sıfır görünüyor. Ha, o yaş tabii canım işte aynen yani bizde bir şey yok yani. Bu arada yoğun bakım yatışlarımız arttı arkadaşlar. Günleri uzamaya başladı. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada şu ana kadar sektörün ödediği rakamlar var ama bu rakamlar çok önemli değil. Önemli olan vefat sayılarının artmış olması, önemli olan yoğun bakım sayılarının artmış olması ve ben sadece Mafre'den bir örnek vereceğim. Bizim burada yatan Acıbadem hastanelerinden bir tanesinde yatan bir vakamızı söyleyeceğim. 1 milyonun üzerine çıktı yatışı çünkü hastanın durumu gerçekten çok kötüydü. Tabloyu gördük, hasta yoğun bakımdan bir türlü çıkamadı. Bunun dışında daha pek çok vakamız var. Ve size söylemek istediğim şey şu, son dönemde yoğun bakımdan çıkma süremiz uzadı. O yüzden lütfen önlemlerimizi almaya tekrar devam edelim. Sadece bunu ben hani arada böyle anlatmak, değinmek istedim. Hepiniz gayet bilinçli insanlarsınız, çok iyi biliyorsunuz. Eminim önlemlerini alıyorsunuz ama bitti zannetmeyin. Biz biraz relaksa aldık yani. Ben mesela relaksa almışım, gittim geçirdim hastalığı. Doğum günümde evde bildiğiniz yatıyordum. Çok kötü bir şekilde COVID oldum. Bütün ailem de oldu. Bütün ailem hekim olunca mal merkez birbirine bulaştırdı ama kim kime bulaştırdı bilmiyoruz. Teşhis edemedik onu. Ama kardeşlerim ben, annem, babam hepimiz evde yattık. Kötüydü. İyi yanı antikorum pozitif oldu. Toparlamış oldum ama tabii virüsün ne yapacağını bilmiyoruz. Ciddi bulgular ortaya çıkardı işte. Bir ne bileyim ben, deli gibi susuz yaptı beni. İşte ağrılarım oldu. Herkeste bulgular farklı oldu ama hani şu var da sende bu yok diyemiyorsunuz. Bende şiddetli bir baş ağrısı ve eklem ağrısı oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Kardeşim de hiçbir şey olmadı. O gitti hasta bile baktı. Hiç şey olmadı. Devlet de ne yazık ki COVID olunca doktoruna izin vermiyor arkadaşlar. Yine hasta bakabiliyorsunuz. Mecbur tutuyor. Sizi rapor verip evde yatamıyorsunuz. O acı gerçeği de söyleyeyim size. Çok dikkatli olun. Elinizden geldiğince böyle COVID polikliniklerinden, her şeyden uzak durmaya çalışın. Ben sadece COVID ile ilgili bunları söylemek istedim. Biraz dikkat edelim diye. Bundan sonra sözü Yasin Bey size bırakayım isterseniz. Soru cevap neler varsa. Nadia Hanım çok teşekkür ederiz. Arzu Hanım sizlere de çok teşekkür ederiz.
Evet, sorusu olan katılımcılarımız varsa onlar mikrofonlarını açarak kendini tanıtarak soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Yasin, ben başlayayım istersen. Oldu hanım, buyurun. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi hazır tam Covid'den bahsediyorken şeyi uygulamanızı merak ediyorum. Covid geçirmiş olan bir kişiye sağlık sigortası yapıyor musunuz? Uygulamanız nedir? Evet, Covid geçirmiş olan sigortalarımıza sigortalamıyoruz demiyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bizim şu anda portföyümüz içerisinde de Covid geçirmiş sigortalarımızın hasar prim oranlarını da etkilemedik. Yani bir sonraki döneme poliçe primlerinin artışlarında bu ödenen tazminatları da dikkate almayacağımızı kararını da verdik. Tabii ki ileriki dönemde bir sekel olup olmayacağı konusunda yani hastanın nasıl bir durumla çıktığı da önemli. Ama yani bir şey yani geçmişte COVID'in nasıl olduğuna bakarak değerlendireceğimizi söyledik ama sigortalamayacağız. Yani artık herhangi bir sıkıntısı olmayan birine sigortalamayacağız demeyeceğiz. Bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Covid'de hani bizim kafamızı karıştıran ya da sizin kafanızda canlanan bir şey var. Bu aslında Covid dediğimiz hastalık, yani bunun nedeni olan Covid-19 virüsü diyelim. Aslında hastalığın adı korona enfeksiyonu. Bu Covid-19 virüsü şu anda yaygın olan virüs, şu anda pandemi diye ödenmedi sigorta şirketleri. Aslında grip bari bir semptom olduğu için bu pandemi olaraktan ilanı kalktığı anda tüm dünyadan artık pandemi değildir bu. Daha çok az gözükecek, bir tane iki tane gözükür hale geldiğinde. Zaten tüm özel sağlık sigortaları bunu ödeyecek. Ha, bunun kompansasyon olarak ne çıkacağı şu anda bilinemeyenlerden biri. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Normal gripin komplikasyonlarından bir tane vardır mesela. Çok enteresandır. Çok gözükmez ama gözüktü mü de kötüdür. Guillain-Barré denen bir hastalıktır. Sadece ve sadece viral enfeksiyon geçirdikten sonra ortaya çıkar. Bildiğiniz felç konumuna girersiniz. Çok ciddi masrafı vardır. Tedavi masrafları çok çok pahalıdır. Ve iyileşirsiniz. Arkasından uzun bir süre fizik tedavi alırsınız. Normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu da sonradan keşfedilmiş. Şimdi bu hastalığın da sonrasında ne çıkaracağını bilmiyoruz. Ama artık bu hastalık pandemi olmayacağı için inşallah olmaz. Tez zamanda kurtuluruz. Tüm dünya kurtulur. Ben de artık yurt dışına gezmeye falan gidebilirim. Yani benim hayalim o. Dolayısıyla artık bunun da komplikasyonları ödenmez diye söyleyemeyecekler şirketler. Belki hani özel şartta ya da bir şeydir ya da devlet gerçekten pıtır 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 komplikasyonlarını görebilir. Belki yine önlem alabilir. İşte o arada mesela komplikasyonlarından biri X hastalığı çıktı. Belki o X hastalığını pandemi ilan eder. O hani şu anda şirketlerin karar verebileceği, ileriyi görebileceği, söyleyebileceği bir şey değil. Yani şu anda şirketler ne aşıyla ilgili bir şey söyleyebiliyorlar ne de başka bir şey. Çünkü gerçekten bilinen bir şey değil. Belki zaman içinde sonrasında bir daha belki inşallah hiç görmeyiz. 2012 yılında biliyorsunuz bu hastalık çıktı. 2012 yılında bir deli bir pandemi yaptı, pat diye bitti. Sonra 2019'un sonunda yine bir şekilde bir yerden çıktı. Ama bu sefer çok daha mutasyona uğrayarak çıktı. Bizi yıkarak götürdü. O yüzden çok fazla bilgi veremiyoruz biz de bu dönemde. Ama şimdilik Arzu'nun dediği gibi bu hastalığı geçirdi diye mesela Nadi'yi ihraç etmedi poliçeden. Ben size söyleyeyim, ben poliçemdeyim. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan katılımcımız varsa onunla devam edelim. Soru olmamasını istemiyorum. Merhaba, Metin Öztan, Sigorta'dan Sevinç ben. Ben şeyi soracağım. Birincisi, koronayla ilgili karşılıyor musunuz korona testini? Ya da nasıl bir uygulamanız var? İkincisi, Olcay Hanım'a ek olarak şunu soracağım. İlk defa korona geçirmiş bir kişi, ilk defa sigortalandığı zaman herhangi bir bekleme süresi uyguluyor musunuz onunla? Mesela hastane yatışında, hastane yatışı yaptıysa şu kadar ya da ayakta tedaviyle olduysa bu kadar diye. Teşekkürler. Nadia Hanım, siz mi cevaplamak istersiniz, ben cevaplayayım, araya mı girersiniz? Nasıl yaparsınız? Şimdi öncelikle PCR testi ve antikor testleri yapılıyor biliyorsunuz. Aslında Nadia Hanım'ın çok daha fazla uzmanlığı, belki o mikrofonu kapalı diye ben başladım. Bizim tabii ki bu birazcık da biraz endikasyonu, yani herhangi bir şekilde bulguları varsa gidip yaptırması gereken bir durumda. Eğer pozitif çıkarsa ödüyoruz. Negatif çıkarsa şu anda hani testleri ödemiyoruz.
Antikor testlerini zaten ödemiyoruz. Ama PCR'ı bir şekilde pozitif çıkma durumunu göz ardı etmeden değerlendiriyoruz. Peki Nadia Hanım şöyle, akciğer bulgusu var. Ama ne yapıyoruz? Arzu'nun sormak istediğini anladığım için hemen öne atladım. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle kontrol amaçlı yapılan PCR ya da antikorlar ödemiyoruz. Ama burada şuna dikkat ediyoruz. PCR'ları da kontrol amaçlı yapıyorlar. Yani hani bir şeyim yok ama acaba olabilir mi? Başım ağrıyor. Bir PCR yaptırayım mı? Ya da birine temas halinde olduğumu öğrendim. Ya olduğunu öğrenir ya da bir baş ağrısı vardır. Eklem ağrısı vardır. Gripal bir semptom geçiriyordur. Acaba bu korona olabilir mi? Bir PCR baktırayım diyor. Çünkü PCR'ın doğru olması çok daha fazla. Yani bir antikordaki kesin sonuç vermiyor size, bir antikor taramasındaki immünoglobulin M, ama PCR kesin olaraktan sonucu gösterebiliyor. Eğer PCR'ınız pozitifse kesin hastasınız. PCR'ınız negatifse kesin hasta olmayabilirsiniz. Neden? Çünkü PCR'ın nereden alındığı, nasıl alındığı, alan kişinin yeteneği çok önemli. Orada hani boğaza ve buruna sokuyor biliyorsunuz o çubukları. Onları sokup ulaştığı yerde tesadüfen virüs yatmıyor olabilir. Belki hemen yan tarafındadır. O arada eğer doğru çubuğu hareket ettiremezse alan kişi, PCR'ınız negatif çıkabiliyor. Ama bulgularınız vardır, eklem ağrınız vardır, ateşiniz vardır, akciğerinizde buzlucan görüntüsü vardır. Evet, aslında siz koronasınızdır. Gerçek bir COVID vakasısınız ve biz bunu ödüyoruz. Oradaki PCR'ı da reddetmiyoruz. Diyoruz ki evet, ama artık yani her ne kadar PCR'ı yeteneksiz biri alsa da diyoruz, aslında siz gerçekten COVID'siniz, o COVID'i ödeyeceğiz diyoruz. Yani ama özellikle PCR pozitifse ödüyoruz. Artı bulgular, yani COVID bulguları tamamıyla akciğer bulgusuyla beraber gözüküyorsa, PCR negatif de çıksa o tetkiki yine ödüyoruz. Burada çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz, ben evde geçirdiğim halde bana ilaç getirdi Sağlık Bakanlığı. Hemen bu ilaca başla dendi. Yani orada bulgularınızı çok önemli olması hastanelerde, o yüzden PCR'a çok emin olamadıkları için hemen COVID tedavisi veriyorlar. Yani akciğerinde öyle bir görüntü olan, septomları olan birine emin olun, ilaç listesinde o ilaçlar vardır zaten. Ya bir antibiyotik başlamıştır ki o buzlucağımda mecbur başlayacaklar. İşte o bakanlığın verdiği favikovir gibi bir ilaç kesin başlanmıştır. Ve biz bu hastaları zaten COVID hastası diye takip ediyoruz. PCR'a bloke kalmıyoruz. Çünkü PCR'ın da 75, 80, 90 başarı oranları söylendi. Hani kimse %100 bu test başarılıdır demedi. Yani pek çok testlerde olduğu gibi, siz de çok iyi biliyorsunuz laboratuvarlarda şeylerim. Antikor testleri çok değişti arkadaşlar. Bir sürü kalitatif, kantitatif testler çıktı. O yüzden gördüğünüzde şaşırmayın. Kimisi tek sadece immünoglobulin G antikoru verdi. Kimisi MG verdi. M aktif hasta olduğunuzu gösteriyor ama tek başına bulgu değildir. Eğer PCR yaptığınızda negatifse immünoglobulin M'de hatalıdır. Dolayısıyla hani onlara bakıp telaş etmeyin dendiler. Immünoglobulin G'nin oranı da çok önemli. Oradaki aralıkları vardır. Yani şuradan şuraya kadar diye. Onlar da çok önemli. Onlara da bakın. Oradaki değer işte 10'un ya da 20'nin üzerinde olması beklenir. Özellikle 30'un üzerindeyse korkmayın, artık kimseye bulaştıramazsınız. Size de hiçbir şekilde hastalık bulaşamaz. Çünkü sizde hastalık yoktur denir. Dolayısıyla onlar da önemli. Kantitatif testleri biraz daha farklı yorumlamak gerekiyor. Oradaki oranı biraz daha bölerek yapıyor. Yani bunu laboratuvarcılara bilmesi gereken bir şey. Yani ben de o yüzden çok detay verip kafanızı karıştırmayayım. Ama biz testleri bu şartlarla ödeyip ödemediğimize karar veriyoruz. Antikorları hastalık geçirenlerde ya da geçirme şüphesi olanlarda bakılmayacak bir test olduğu için ödemiyoruz. Bunlar daha çok tarama amaçlıdır diyoruz. Bir de diğer soru şöyleydi. Yeni bir sigortalı olan bir kişi eğer COVID olabilir mi soru işareti için. Aslında biz bunun için bu teminatı ödemeye açıkladığımızda bir bekleme süresi açıklamadık. Yani şu kadar süre ödemeyeceğiz demedik. Ama bir 14 günlük bir kuluçka süresi var bu hastalık için. Aslında sigorta kapsamı başladığı anda belki de 3 gün, 5 gün sonra COVID olan birinin bunun önceye dayalı olduğunu söyleyebiliriz tıbben ve onu reddedebiliriz. Çünkü biz diyoruz ki poliçe başlangıç tarihinden önceki durumlar teminat kapsamı dışındadır diyoruz. O yüzden 14 gün sonra aslında teminata dahil oluyor. Bunun için bir şey söylemek ister misiniz? Burada şüpheli temas önemli. Orada şunu biz kastediyoruz. Şöyle olaylar çok oluyor. Biz çok iyi, siz çok iyi biliyorsunuz, özellikle satış ekibi olarak da bir de burada
Ne yapıyorlar? Temas öyküsü var herhangi birinden ya da annesinde olmuştur bu hastalık. Annesine poliç yapamayacak ama annesiyle o anda temas içinde olduğu için hemen koşa koşa gidiyor, bir tane tamamlayıcı sağlık sigortası yapayım diyor ki nasıl olsa onda bekleme de süresi yok. Direkt geçer giderim diye. Biz burada şuna dikkat ediyoruz. Bunları sistemsel olarak takip ederken bakıyoruz orada bir PCR testi var mı? Çünkü evet, orada bir temas öyküsü var mı? Elbette ki orada normalde hastalık temastan sonra 4. ya da 5. günde ortaya çıkıyor. Yani bir insan PCR'ı pozitifse eğer, bunun öncesindeki o 4 gün diliminde, ki zaten eğer başınıza geldiyse de çevrenizde varsa bakanlık da size bunu soruyor. Bu 4 gün içinde herhangi biriyle temasta oldunuz mu? Lütfen o temas içinde olduğunuz kişilerin evden dışarı çıkmamasını ve karantinaya almaları gerektiğini söyler misiniz diyor. Dolayısıyla bunlar önemli konular. Biz de bu 4-5 günü dikkate alıyoruz. Bakıyoruz eğer gerçekten hani sigortalı gitmiş doktora pat diye korona olmuş. Ya bunu yemeyelim artık diyoruz. Ya da poliçesini yaptırmış. 2 gün sonra işte bu poliçeyi yaptırdıktan sonra doktora gitmiş. Aa, PCR'ın pozitif. Ya yapma diyoruz. Yani bir temas öykün vardır. Hemen pat diye 2 günde bunlar olmaz diyoruz. Sen bundan şüphelendin mi diye. O yüzden en azından bir haftada biz birazcık kasıyoruz. Yani burada biraz ayrıntı istiyoruz. Nedir ne değildir diye. Ama ondan sonrası için artık kasmanızın bir anlamı yok. O zaman ben 14 gün derken biraz acımasız davrandım. Acımasız davranmadın çünkü ayakta da geçirenlerden de en abızını istiyoruz. Diyoruz ki sen bize bir en abızını gönder bakalım. Şüphelenip PCR yaptırdın da artık üzerinden bir hafta geçti, senin bulguların çıkmaya başladı diye birazcık daha orada en abız yoluyla gidiyoruz. Çünkü en abızında zaten PCR sonucu vardır. PCR'ını yaptırdı. Ben kendimden örnek vereyim size. Pazartesi günü sabah şüphelendim. PCR'ımı yaptırdım ama inanın bir şeyim yoktu. Sadece bir baş ağrısı. Başka hiçbir şey yok. Pazartesi bunu yaptırdım. Testim salı günü bana sonucunu verdiler. Aslında PCR gerçekten topu topu 2 saat sonra çıkıyor. Yalan yani. 24 saat, 48 saat. Külliyen yalan. Onları size söyleyeyim rahatlıkla. Neyse ertesi günü testim geldi. Ya testimin pozitif olduğunu gördüm psikolojik olarak. Daha çok ağrılarım oldu. Çok emin değilim ona. Ama salı günü akşam ağlıyordum. Ben dedim böyle olmayacak. Çok acilen benim ihtiyacım var. İlacı getirdir ama. Ne olursa olsun bir sürü gazetede orada burada duyduk ya, ilaç şöyle yapıyor, ilaç böyle yapıyor, ilaç şunu yapıyor. İlaç hiçbir şey yapmıyor. İlaç bir kere ağrılarını yok ediyor ortadan. Hemen ben de kendi profesörümü aradım. Hocam dedim böyle böyle oldum abi, beni kurtar yani diye. Nadia dedi uzak mı dedi, başla ilacı, ne diyorsun sen dedi. Çok doğru. İlacı kullanmaya başladım. Kullanmaya başladıktan sonra ağrılarımın şiddeti azaldı cidden. Dolayısıyla orada da biz onu bakıyoruz. Yani illa da hani 14 gün değil. Ama o arada ilk 14 günde, hani ilk 48 saati zaten hayatta ödememeliyiz. Ama o ilk 14 günde çıkanlarda da bir en abız istiyoruz. Başka yapılan testleri varsa onları istiyoruz ki gerçekten şüpheli bir temas sonrası mı aldı poliçeyi, yoksa direkt aldıysa yapacak bir şeyimiz yok diyoruz. Teşekkür ederiz. Yine sorularımıza devam edebiliriz. Katılımcılarımızdan varsa. Soru yoksa ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii olacağını buyurun. Şimdi hastanelerde sağlık sigortası olan ama mesela ayakta tedavisi olmayan kişi hastaneye gittiğinde özel indirim veriyoruz demiştiniz ki öyle. Hı-hı. Ama bunu birçok, buradaki özel Kocaeli için konuşuyorum, birçok kurum bunu uygulamıyor. Hatta konudan haberdar bile değil. Bunu hastanelere iletiyor musunuz veya nasıl bir uygulamayla yapıyorsunuz veya bunun bir şeyi var mı, şartı var mı? Şimdi hastanelerle sözleşmeler yapılıyor. Nadia Hanım aslında yani ne Nadia Hanım'ın tarafı ne de benim taraf bu süreçleri yönetiyor. Ama anlaşmalı kurum departmanımız anlaşmalı yaparken kurumlarla hem mevcut sigortalarımız için sigorta kapsamında karşılanacak şeylere için indirim anlaşması yapıyor. Aynı zamanda zaten tüm kalemlerde bir indirimimiz var. Bizim sigortalı olduğunu gördükleri zaman bu indirimi uygulamalılar. Yani sigortalılar bu anlamda kurumlara ben ödeyeceğim, bana Mafre indirimini uygulayın derse, çünkü ben aynı zamanda anlaşmalı kurumdan kendim elden ödeyerek hizmet alabiliyorum. Yani ödeyerek sigorta şirketimden de gidip alabiliyorum.
Bu yüzden de birazcık da sigortalının bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kuruma gerekli şeyi bankodaki arkadaşa söylemesi lazım. Bir sorun çıkarsa da belki bize bir şekilde ulaşıp o anda bizim yetkililerimiz kurumla irtibat kurarak bu indirimi uygulamalarını sağlayabilir. Şimdi biz sigortalıları aslında bu konuda bilgilendirme yapıyoruz. Hatta satışta bunu kullanıyoruz. Ama ona rağmen hastaneye gidip bankoda bu işlemi yaptıramazsa zaten bunu durum ben bir şirkette konuşayım, ben bir yazışayım falan derken böyle bir bekleme vakti olmuyor. Artık lanet olsun diye ödeyerek çıkıyor sigortalı. Tabii bu da şey olumsuz olarak dönüyor acenteleri. Bu çok acente yaşamış olabilir. Ama yani böyle hani spesifik isim verebileceğim birçok hastane bu konudan haberdar değil. Yani belki de onu şöyle açıklayayım ben size. Bizde burada provizyon hizmetindeki call center'ımız var. Neden var o call center? Aslında akıllı bir zeka var dedim az önce. Hava attım siz ayakta tedaviyi. Oradan alıyor ama ayakta tedaviye bakan burada 6 kişi var. Neden işte böyle sorulara cevap vermek için? Orada da kurum yetkilileri sürekli değişiyor olacağını. Yani oradaki kurum yetkilisi desteki malum şeyi gereği, pozisyonu gereği, aldığı maaş gereği sürekli değişmekte. Ve ne yazık ki anlaşmalı kurumlar da yani o kurumun anlaşmalı kurumlar departmanı da onları yeterince eğitmiyor. Dolayısıyla bunları kaçırıyorlar. Aslında bizim kurumla yaptığımız sözleşmelerin hepsinde o madde var. Bu maddeyi kabul etmeyen sadece bir tane hastane var. O hastane asla kabul etmiyor. Eğer mafra ödemezse ben cari fiyattan alırım, beni ilgilendirmez diyen tek hastane Amerikan hastanesidir. Onun dışındaki tüm hastaneler, aklınıza gelen Acıbadem'inden Medical Park'ına kadar, Anadolu Sağlık Merkezi'ne kadar hepsi sözleşmelerinde o maddeyi imzaladılar. Mafre ödemese de mafre ile anlaştığım cariden indirim aldığım o fiyatlardan sigortalıdan parayı alabilirim diye. Bizim ödemediğimiz işte varikozel olabilir, estetik girişimler olabilir, botoks olabilir. Bunlara ekstradan yine benim anlaşma kalemim neyse işte ayakta tedavide %10 atıyorum size rakamları. Şey yatarak tedavide %50. Bunların indirimlerini sigortalılara yansıtmak zorundalar. Ama bilmeyenler oluyor gerçekten. Orada özellikle az önce Arzu Hanım'ın da söylediği gibi ki bizim de başımıza geldi. İki arkadaş biz gittik test yaptırtacağız. Bir görüntülü çekim yapılacak. Çekim yaptık geldik. Benimkinin mafre ödedi. Benim ayakta tedavim fulldü. Benimkinin mafre ödedi. İşte fiyatı ne diye sorduk. Söyledi bize fiyatını işte 300 lira diye. Benim katılacağım ücreti 60 liraydı. Ödedim 60 liramı. Sonra yanımdaki kız da mafreli ama mafrenin poliçesinde ayaktası yok onun. Dedi ki ben niye ödeyeceğim dedi 500 lira. Dedi ki ikimiz de mafreliyiz ama diyor sizinkini poliçe ödemiyor. Daha neler dedik. Sizinle yapılan sözleşmede öyle bir şey yok. Daha neler dedik. Lütfen dedik mafreyi bir arar mısınız? Teyit edin lütfen. Sözleşmenizi galiba siz. Çünkü o destekteki görevli sözleşmeyi göremez. Onların anlaşmalı kurumlar müdürü görür. Ya dedim kendi anlaşmalı kurumlar müdürünüze sorun. Ya da bizim isterseniz provizyon merkezini arayın size sözleşme maddesini göstersinler. Böyle bir şey yapamazsınız dedik. Hemen kız dinledi. Yaptı ondan sonra arkadaşıma da aynı şeyi indirimli görüntüleme tetkikini ve ödedi. Dolayısıyla bunları işte ne yazık ki biz bilinçli olduğumuz için yaptık. Çok haklısınız. Sigortalının hepsi bilinçli olmayabilir. Bir de o hastalık sırasında gerçekten bunlarla uğraşamam lanet olsun deyip de çıkabilir. Çünkü karşıdaki destekteki görevliler yanlış yapınca maaşlarından kesiliyor. Onlar da yanlış yapmaya korktukları için böyle katı ifadelere gidebiliyorlar. O yüzden sizler de haklısınız ama bunları bence müşteri hizmetlerine ya da anlaşmalı kurumlara etmafre.com.tr'ye bildirin. Biz de dönüp diyelim ki işte Acıbadem Bakırköy, bakın kadın doğum polikliniğinizdeki desk görevlisi arkadaşımız böyle yapmış sigortalarınızı. Mağdur etmeyin ne olursunuz diye uyaralım. Çünkü her bir uyarı, her bir eğitim önemlidir. Ne kadar çok eğitirsek yine var ne yazık ki dediğim gibi sürekli sirküle edilen bir bölüm. İnanın buradaki bu 6 kişi bu telefonlara cevap veriyor. Yazık bunların hepsi bir de sağlık kadrosunda olan hekim, hemşireler ve personel. Çok üzülüyorum ama hala eğitimlere devam ediyoruz. Bir sorum da benim var. Buyurun Nurgül Hanım. Evet. Şimdi hastaneler tanı dışı tetkikler istiyor. Sonrasında provizyon hani kapsayan kısmında provizyon veriliyor ama tanı dışı tetkiklerin ödemesi yapılmıyor. Sigortalıya mesaj gidiyor. İşte şu kadar kısım ödeniyor, bu kadar ödenmiyor diye ama ayrıntısı bildirilmiyor. Sigortalı sonra bize dönüyor. Diyor ki işte neden ödenmiyor benim poliçem? İşte tam yapmadın mı poliçemi gibi böyle sorularla karşılaşıyoruz. O mesajları biraz detaylandırma
yapabilir miyiz acaba? Tam da üstüne ya da hastaneleri uyarabilir miyiz? Daha dün Nadiye Hanım'la ben bu konuyu tartıştım. Benim şimdi en başından beri. Burada ayrıntıyı SMS'le veremezsiniz Nurgül Hanım. Neden söyleyeyim size? Poliçelerinizde kimin cep telefonu olduğunu bilmiyoruz. O yüzden oraya sağlıkla ilgili data ya da tetkik isimleri yazamıyorsunuz. Yani farz edin mesela spermiyogramı reddedilmiş bir erkeğin. Tesadüf diyor bu gidiyor başka bir başka birisinin eline ya da bırakın onu bir kenara eşinin eline. Vay niye reddedildi diyebilir. Tam tersi de olabilir. İşte kürtaj olmuştur bayan ve bunun sonucu eşine gitmiştir. Eşi nasıl ya benim niye haberim yok diyebilir. Yani o kadar çok şey var ki orada ayrıntıyı için zaten küçük bir SMS'in sonuna bir cümle koyuyoruz. Diyoruz ki hizmetlerimizi arayarak iletin, öğrenin detayını diye. Ama burada biz bir yeni proje geliştirdik. 2021 yılına bu projeyi aldık. İnşallah Mart ayında başlayacağız çalışmalarına. Çünkü bunu yapan çok şirket yok, çok hekim yok. Çok ciddi bir şey bu. Bir altyapı yapacağız sistemde. Hiçbir sektörde, hiçbir sigorta şirketinde yok. İlk biz başlayacağız buna. Tanıyla tetkikleri eşleştireceğiz. Yani doktorun yazdığı muayene formu otomatikman sistem aktaracak. Muayene formundaki her şeyi sistem otomatikman aktaracak. Buraya Mafre'ye, Mafre'deki o zeka, yine bir yapay zeka olacak orada. Burada tüm kuralları doktorlar yazmış olacaklar. İşte ne yazmış oradaki doktor? İşte tiroid hastası yazmış, diyabet yazmış. Bir tiroiditten şüphelenmiş, bir de tip 2 diyabetten şüphelenmiş. Bunları yazmış olacak. Gönderecek onları buraya ve sistemde tek tek tanıyacak oradaki. Diyecek ki evet bunda bir şey ödenmesi lazım. Tiroid markerların ödenmesi lazım. Anti-TP10 ödenmesi lazım. Açlık kan şekeri hemoglobin A1'ci ödenmesi lazım. Böbrek sitografisi hayır diyecek bu red. Çünkü daha bunun tanısı olmamış, hiçbir şey olmamış ne zaman geçti buna diyecek. Böyle kriterleri olacak kuralları. Ama yine söylediğim gibi KVKK nedeniyle ne devlet buna izin verir. Ama bunların şunu planlamayı düşünüyor sigorta birliği. En azla sigorta şirketlerinin datasını eşitlemeyi düşünüyor. Yani sigorta şirketlerindeki alınan tüm provizyonların detayını Enabız'a göndermek istiyor. Enabız'ınıza girip bakmışsınızdır. Gittiğiniz yaptığınız tüm testleri, tüm sonuçları, tüm filmleri görüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bayılıyorum o Enabız'a yani. Dolayısıyla şimdi sigorta birliği bu konuda anlaşabilirse eğer devletle, SGK'yla, KVK'dan dolayı sigortalı işaretleyebilecek orada tık 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 bunları mı lütfen diyecek. Bizim bir Mafrego uygulamamız var. Enabız'ın en küçük hali ama yine de havasını atayım. Bir Mafrego'muz var. Burada da nedir işte sigortalı kendi cep telefonu ya da TC karnesiyle şifresiyle girdiğinde Mafre'de kullandığı tüm sağlık datasını görüyor. İşte biz de bunları Enabız'la birleştirelim diyoruz. Aslında tekilleşelim. Sigortalı sadece Enabız'ına girsin, Mafre'deki kayıtları da, Allianz'daki kayıtları da, işte Güneş Sigorta, aklınızın neresi geliyorsa tüm kayıtlarını orada görebilsin. İşte sigorta birliği SGK ile anlaştığında onları da göreceksiniz. O zaman işte tetkik sonuçlarınızı da, Mafre'deki yaptığınız tetkik sonuçlarınızı da göreceksiniz inşallah. Ama bunun için de bu KVK'dan dolayı cep telefonlarınıza, maillerinize ne olur istemeyin. Sizin için de buradan gönderen kişiler için de bu biraz risk teşkil ediyor. Bunun sebebi o. Teknolojiye güveniyoruz. Daha en kısa sürede muhteşem gelişecek. Tüm bunların hayallerini kurduğumuz her şeyi alabiliyor olacağız. Teşekkürler Nadia Hanım. Sağ olun. Bu arada katılımcılarımız arasında odamız yönetim kurulu başkanı Sayın Necmi Bulut da var. Kendisi de birkaç bir şey söylemek isterler. Buyurun Sayın Başkanım. Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle Mafra sigortamızın değerli temsilcileri, eğitim için bize ayırdığınız süreye, zamanı, emeğe teşekkür ediyorum. Kendini geliştirmek için düzenlenen bu programa katılan acent arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok zamanınızı almadan birkaç kelimeyle toplantının, eğitimin sebebine değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ticaret artık iş yerinin kapısını açıp kapamakla yapılmıyor özellikle sigorta acenteleri açısından. Bizim amacımız sigorta acentelerini yarına hazırlamak. Benim ve arkadaşlarımın kafasında yarın da ayakta kalacak sigorta acenteleri temsil ettikleri şirketlerin hangi ürünlerini ürünlerde satabildiklerini bilen, bu ürünleri çok iyi tanıyan ve pazarlama kabiliyeti olan, iş yerinde de teknik altyapıyı iyi sağlamış olan sigorta acentesi arkadaşlarımızın yarınlarda sektörde hayatını idame ettireceklerini, sürdürebileceklerini düşünüyorum. Teknolojiye ve bilgiye kendini kapatan, trafikle, kaskoyla nasıl olsa dönüyorum diyen arkadaşlarımızın
bu gemiden inmeleri çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Onun için bizim amacımız arkadaşlarımızın tüm branşlarda bilgi sahibi olabilmeleri, çapraz satış konusunda çok iyi olmaları ve teknik altyapılarını da iyi kurarak mesleklerini gelecek nesillere aktarabilme şanslarını ellerinde bulunmasını istiyoruz. Bundan dolayı bu çabayı sarf ediyoruz. Sizin de fark ettiğiniz gibi katılım sayısı bir ara 80, şu anda 59 falan gördüğüm kadarıyla. Bizim bölgemizdeki acente sayısı 400 civarında. Sizin de anlayacağınız gibi çok düşük bir sayı. Arkadaşlarımız bu tür programlara nedense katılma gereği hissetmiyorlar. Serzenişe geldiği zaman tam olarak varız ama emeğe geldiği zaman biraz kendimizi sakınıyoruz. Şu anda 500 liralık bir poliçeyi kovalamak şu eğitime katılmaktan daha önemli gibi gören arkadaşlarımız olabilir. Ama bu eğitimler emin olun bizim geleceğimiz. Acentenin geleceği. Bildiğiniz gibi şu anda uzaktan satış, mesafeli satışla ilgili de bir kanun yine çalışılıyor üzerinde. 9 Mayıs'ta, Kara Mayıs'ta çökmüştü üzerimize kabus gibi. Neyse hep beraber yapmış olduğumuz çalışmalarla bir adım geri atıldı. Ama biraz daha değiştirilerek ve daha kabaca önümüze tekrardan geldi. Bunun da toplantıları sürüyor. İşte bizi burada ayakta tutacak olan Türkiye'deki 16 bin acentenin aynı nefesi alması, aynı bilgiye sahip olması, aynı teknik altyapıya sahip olması ve hep beraber hareket etme kabiliyetimizdir. Onun için bu programlar önemli. Bugün başlangıç olarak yine de fena değil diyelim. Bunun arkası diğer branşlarda da gelecek. Herhalde en son olarak da pazarlama ve iletişim tekniklerinde de eğitimlerimiz olacak. Ben katılım sağlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonraki programlarda ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızı dahil ederek 300 kişilik, 400 kişilik programlar yapmak nasip olur diyorum. Mafra Sigorta'mıza tekrar teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler konuşmalarınız için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Necmi Bey çok güzel aslında bir şey yapmışsınız. Yani tüm acenteleri aslında tüm branşlar için eğitiyor olmak. Hem de böyle bir online platform, yani şu zamanda bütün şirketlere aynı anda oturduğumuz yerden dokunabiliyoruz. Aslında teknolojinin bu yararını da kullanıyoruz. Sağlık sigortaları adına konuşmam gerekirse hani ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi elementer acentesi ve sağlık acentesi diye bir şey var. Sağlık hakikaten özellikli bir branş. Yani çok detaylı olduğu için bazı satış kanallarımızı korkutuyor da. Çünkü hakikaten insanların sağlığıyla ilgili konuşmak ya da sağlığıyla ilgili oluşabilecek sigortada en ufak bir olumsuz durumda müşteriyi kaybedeceğini düşünüyor ki hani kaskoyu bir tazminatı ödemiyor demek daha kolay ama sağlık harcamasını ödemiyorum dediğiniz anda çok daha büyük bir şey kriz yaşanabiliyor. Yani o da biraz korkutuyor belki acentelerimizi ama bir yandan da şöyle bir durum var. Sağlık evet özellikle bir branş, belki zor bir branş, satış sonrası hizmeti çok fazla olan bir branş ama gerçekten geleceğin branşı ve insanların vazgeçemeyeceği bir sigorta dalı olacak. Çünkü önce sağlık dersin, evet önce sağlık. İnsanlar arabalarını, evlerini evet bu dönemde şey yapıyorlar ama sağlık da yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Özellikle şu anda ülkemizin geçirmiş olduğu bu hastalıkla beraber sağlık sigortalarının önemi belki biraz daha artmış olmalı. Ve elementer tarafta ağırlıklı çalışan acentelerimize söylemek isterim ki eğer siz sağlığı yapmıyorsanız sizin dışınızda sağlığı yapan birileri olacak. Ve o müşterilerinizin sağlığını sigortalayan kişiler yavaş yavaş elementer işlerini de alacak. Yani çünkü ben sağlığımı emanet ettiğim kişiye diğer o arabamı, evimi ve iş yerimi emanet edeceğim ki önce sağlığımı emanet ettiğim kişiyle çalışmayı tercih edeceğim. O yüzden ben isterim ki sağlık konusunda da mutlaka uzmanlaşacak kadar bir şekilde ona fokus olun. Sağlık sigortalarını birazcık yani kaskoyu sattığınız anda sağlık sigortası yapıyor musun diyen bir müşteriye ya ben o konuya pek giremiyorum demek belki de o müşterinin kaybetme noktasına getirebilir diye düşünüyorum ben. O yüzden de kendi branşıma doğru acentelerimizi biraz daha yönlendirmek istiyorum.
teşekkür ediyorum bu platformda bize de yer verdiğiniz için ayrıca. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Ben bir söz alabilir miyim? Buyurun Nazan Hanım. Ben öncelikle katılımcılara ve sizlere farklı teşekkür etmek istiyorum kendi adıma. İki saatlik bu eğitim süresince gerçekten sadece slaytı kullanmayıp sıcak ve aktif tuttuğunuz için, ki ben 20 dakikadan sonra genellikle toplantılardan çıkarım. Ama burada hiç çıkış olmadı. Birebir sanki yüz yüze bir eğitim alıyormuşum gibi oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok aktifti. Hani sizin aralardaki konuşmalarınız belki bizleri biraz daha bağlamış oldu. Bu yüzden ayrıca teşekkür etmek istedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya bir de bizim fiziksel eğitimlerimizi görseydiniz, böyle yüz yüze olanları yani. Bizim bir de kavgalarımızı görseydiniz yüz yüze. Ya biz genelde her toplantıda Arzu Hanım'la yıllardır arkadaşız tabii ki. Bunun bir artısı da var içimizde. Bir de hani birbirimize sürekli sataşırız. Böyle hani deve cüce oyunları oynarız kendi aramızda falan. Çok severiz ama bizim en çok sevdiğimiz şey Arzu'yla az önce çok güzel özetledi. Sağlığı herkese göstermek istiyoruz. Ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Yani dolayısıyla da böyle ki hani minik tartışmalarımız, minik konuşmalarımız istiyoruz ki herkes sağlığı merak etsin. Ben çok acayip onur olduğum Kocaeli'nin böyle bir şey yapmasından, gerçekten ilk öncül bir şey böyle bizim için. Keşke tüm iller buna önem verse. Evet, sizin iliniz özellikle çok da fazla sanayi ili, hani çok da fazla, çok da severiz hemen zaten Köşebaşı, biliyorsunuz çok geliyoruz oraya. Dolayısıyla bir de Arzu'nun yani orada annesi yaşıyor sayılır yani. Dolayısıyla hep oradayız. Kocaeli'den gelince Arzu hemen atladı, Nadia gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz dedim. Yani ya ben oradan ekmek yemişliğim var dedim. Sağ olsun Kudretçim getirmiş ekmeği, vermiş bana, Cem'le beraber sürpriz yapmışlar. Canım Kudretçim, teşekkür ederim. İzmit'i çok seviyoruz. Böyle bir şey yapmış olmasına gerçekten çok onur duyduk. Koca İstanbul bile yapmıyor böyle bir şey. Bir de İstanbul'da bir hava atıyoruz. Filyen yalan yani. Dolayısıyla gerçekten hepinize katılmanız için teşekkür ediyoruz. Biz zaten sayının fazla olmasını beklemiyoruz. Herkesin bir iş var. Herkesin bir karantina süreci var. Herkes teknolojiyi böyle karşı karşıya istemeyebilir. Biz Türk insanıyız. Sarılmak ya da işte öpüşmek isteriz en azından. Bunun dışında böyle online çok sevmeyebilir. Ki Nazan Hanım'ın dediği gibi de bize güvenmemiş olabilirler. Yani bunlar online nasıl eğitim verecekler? Ama olarak aslında mafra olarak da ufak bir reklam olarak söyleyelim de gerçekten iletişime çok açık ve konuşabilen bir şirketiz biz. Yani kendi branşımın özelinde de buna garanti verebilirim. Çok acentelerimizle olsun, hani satış kanallarımız, kendi içimizdeki arkadaşlarımızla konuşarak bir şekilde mutlaka bir yol, bir şekilde ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Bizle çalışan satış kanallarımız da bunu teyit edecektir diye düşünüyorum. Evet, bekliyoruz reklam yapmalarını yani. Diyoruz ki yani mafyayla çalışmak kolay. Hele Nadia ile Arzu ile konuşmak çok zevkli. Demeleri bekliyoruz. Yani hani çok baş ağrıyor falan demesinler de yani çok konuşmuyorum normalde. Yani aslında az konuşuyorum. Nadia Hanım'ı ben susturabiliyorum. Onu ancak istediğiniz anda bana söyleyin. Biliyorum konuşmayı Arzu, ne yapayım? Peki başka sorumuz kalmadı herhalde, değil mi? Doğrudur. Öncelikle sizlere sunumlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp bizlerle sunum yaptığınız için. Katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Vaktini ayıran katılımcılarımıza. Son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın yine bir programımız var. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Levent Korkut ve Tarsim Genel Müdürü Sayın Serpil Günan'ın katılımlarıyla 22 Ocak Cuma günü saat 14.30'da yine elektronik ortamda Zoom programı üzerinden bir toplantı yapılacak. Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinde faaliyet gösteren sigorta acentelerine yönelik devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme semineri olacak. Yarın sabah yine bizim meslek grubu üyelerimizin, 22. meslek grubu üyelerimizin tamamına bu mesajı, linki atıyor olacağız. Yarınki toplantıya da kendilerini bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Ben tekrar teşekkür ediyorum Mahfra ailesine, yanımızda olduğunuz için, ilk programımız için, ilk eğitim programımız için. Bundan sonraki zamanlarda belki farklı branşlarda yine Mahfra ile görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben de çok teşekkür ediyorum. Nadia Hanımcığım, Arzu Hanımcığım çok sağ olun. Herkesin emeğine sağlık, çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Elif Hanım'a ben ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Yasmin Bey, Elif Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hemen kendisiyle irtibata geçtiğimiz anda ne demek dedi, ne demek. Ondan sonra sektör adına ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız dedi.
ve önceliği de kaptınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yasin Bey, ücreti göndereceksiniz değil mi sonra? Malacılığımızla gelecek. Ekşi unutmayın. Ekşi anlamak isteriz sizi. Buyurun. Hem de bir de su gönderelim oraya. Ne su? İstiyorum Kudret. Başka bir şey istiyorum. Kardeşim, sorarız. Görüşürüz. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi hazırım. O alt yoldan gelirken ben seni karşılayacağım köşede. O zaman Kason'un yolundan gel. 101 numaradan gir, Kason'un oradan gel. Direkt Ümit Üstü'nün orada buluşalım. Size sağlık. Tabii tabii. Koroner Anjiyo'dan bahsediyorsun ama sen zaten. Tamam. Koroner Anjiyo'yu bütün sigorta şirketleri ödür hayat. Hı hı.